kaçınılmaz lezzet. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Ne haber? Oğuzhan Uğur geliyor. Komik olmak da çok zor biliyor musun? Ama çok tutmuş. Lan babanın adı ne bilmiyorum bu aslında. Çok izlenmek için bilerek yaptığın bir şey oldu mu? Elbette. Yor yor yor. Misafir çocuğa oyun açmış şu an. Sıkılmasın diye. Ama ters tepmiş. Çok iyi para teklif ettiler. Gerçekten. Halk tanıyormuş konukları. Konuklar halkı tanımıyormuş. Hanımlar, beyler, gerçekten çok uzun süredir yan yana nasıl geliriz acaba diye düşündüğümüz, fırsatını kolladığımız, genelde işten güçten başını kaldıramayan, özellikle de son dönemde ne kadar uğraştığını, bence memleket için ne kadar çabaladığını hepinizin gördüğüne inandığım bir beyefendiyi davet edeceğim. Alkışlarınızla Oğuzhan Uğur geliyor. Gel abi. Merhaba. Çok heyecanlanıyorum başka programa gidince. Çok heyecanlanıyorum. Herhangi bir cümleden başımız yanabilir. Çok kontrollüyüm ama. Şimdi Oğuzhan, Ankara'da büyüdüğünü hepimiz biliyoruz. Nasıl da Ankara diye soracağız. Var mı unutamadığın çocukluk anın? Üf, bunun üzerine çekilmiş sanırım 4 sezon programım var. Evet. Tabii. Ankara'da tabii ki çok unutulmaz şeyler yaşadık. Bir de aidiyetimiz Ankara'da. Yani İstanbul'a hala alışamadım diyebilirim o konuda. Gerçekten mi? Tabii. Mümkün değil. Yani çünkü Ankara'da bir mekana gittiğiniz zaman o mekana belirli tipler gelir. Ama İstanbul'da bir mekana gittiğinizde herkesle karşılaşabilirsiniz. Yani buraya yalnızca işte şu müziği sevenler gelir. Buraya yalnızca bu yemeği sevenler gelir deyip gidiyoruz Ankara'da. Burada her an neyle karşılaşabileceğimiz de biliyorsunuz. Peki sen de şey yapmaya çalışıyor musun? Böyle gittiğin yeri kendi mekanın haline getirmeye. Yani çok istiyorum. Aha. Ama olmuyor. Çünkü İstanbul, ekonomi, 2 senede bir isimler değişiyor, yer değişiyor. Daha önce çok gittiğim, müdavim olduğum bir yere arkadaşlarımı götürmek istiyorum falan. Bir gidiyorum banka olmuş falan. İstanbul'da böyle bir değişim var. Gerçekten. O yüzden onu İstanbul'da sağlayamıyorum. Ben ilk geldiğim seneler, ben 2005'in sonuna doğru geldim Ankara'dan. Geldiğimde Peripeti diye bir yer vardı Taksim'de. Hı-hı. Bir böyle pub gibi, kafe gibi bir yer. Abi Ekşi Sözlük'te benim hakkımda ilk yazılan şey biliyor musun? Hiç o tanınan ne falan biri peki? Değilim abi. Gittiği yeri ofis gibi kullanabilen biridir diye. Çünkü ben oraya tam Ankara gibi bak. Tam bu Beyoğlu'nda bir pasaj vardır. Hı-hı. Hayal kahvesinin, eski hayal kahvesinin evet. Olduğu pasaj. Böyle ortasına geçip tepeye baktığında haç işareti vardır binada. Evet. Öyle bir mimari. Hı-hı. Onun içinde abi gece gündüz oradayım. Dersimi de orada çalışırdım. Toplantıyı da orada yapardım. Oradaki herkesi tanıyorum. Ankara'ya çevirmiştim orayı ve orası da gitti abi. Gitti mi? Tabii. Tam dediğin gibi yani. Bir 5 senesi var ama. 5 sene durdu benle. İşte o yüzden aidiyet durumu burada çok başlık olamıyor maalesef. İstanbul için söylüyorum tabii. Serbest vuruş başlıyor! Sevgili izleyenler, şu zalim dünyada bir tek gariban bir köpeğe body shaming yapılmadığı kalmıştı. Onu da Kaliforniya'da davulla, zurnayla yaptılar. Dünyanın en çirkin köpeği yarışması düzenlemişler. Böyle bir çirkinlik olabilir mi? Hayır, en çirkin köpek ödülünü alan Scooter isimli köpekten bahsetmiyoruz. Olayın kendisi çok çirkin. Ama tabii Scooter'dan da bahsedelim. 7 yaşında tüysüz bir Çin köpeği. Yarışmada en çirkin köpek seçilmiş ama biz içinin güzelliğinden eminiz. Ayrıca şunu da ekleyelim. Çirkin köpek yoktur. Az vot yok. Bakımsız köpek vardır. Emmi görünüşlü Scooter sizin toplumsal güzellik standartlarına uymak zorunda değil abi. Bir tek hayvan bedeni olumlamadığımız kalmıştı. Onu da yaptık. Yes. Sonuçta aynı gök kubbenin ve gökkuşağının altında yaşam mücadelesi veriyoruz ama maalesef gökkuşağı birilerine yine dert olmuş. Tek açıklamamız var. Demek ki zamanında çok fena...
Bir okul müdürünün öğrencisiyle çektirdiği fotoğrafta fonda gökkuşağı renkleri var diye işgüzarlığıyla meşhur dinozor bağımlısı bir birey okul müdürünü hedef göstermiş ve tabii hedefe ulaşması zor olmamış ve müdür hanım görevinden alınmış. Bu sefer tırıvırı, iyi dilek, bıdı bıdı falan dilemiyoruz. Belli ki bu iş dileklerle, adaklarla olacak gibi değil. Bu akıl dışılık karşısında artık sadece susma hakkımızı kullanıyoruz ve bir süre yanak içi etlerimizi ısırarak sinirimizi kendimizden çıkarmayı tercih ediyoruz. Efendim dünyanın en sesinde değil, artık affedersiniz götüsünde boza pişiyor. Ama Elon Musk'la Mark Zuckerberg, ipimle kuşağım, o oramla öbür tarafım dercesine hareketler sergilemeye devam ediyor. Ya Musk Twitter'da tam bir troll gibi Zuckerberg'le kafes dövüşüne hazır olduğunu söylemiş. Zuckerberg de buna kayıtsız kalmamış. Tamam ulan demiş, hodri meydan. Tabii şöyle karşılarında bir Uğur Dündar falan olmadığından hiç dayak yemedikleri için bu kadar rahatlar. Zuckerberg bu arada her klavye delikanlısı gibi konum istemiş. Musk da Vegas'ı işaret etmiş. Hadi bakalım. Biz de kim koyarsa koysun Allah razı olsun diyerek her sonucu neşe verecek bu dövüşü merakla bekliyoruz. Sevgili izleyenler, her şey o kadar pahalı ki taş mı yiyelim diye soranlara cevap niteliğinde bir haber var. Ne yiyecekler de başımıza iş açacaklar diye hop oturup hop kalktığımız Çin'de taş yemeye başlamışlar. Sokak lezzeti olarak ortaya çıkan soslu taşlar, dereden toplanan taşların soslarla lezzetlendirilmesiyle hazırlanıyormuş. Böyle taşı emikleyerek de yollamış. Yani normal bir şey yememek için bu kadar inat eden başka bir millet daha var mı dünyada, biz inanın bilmiyoruz. Yahu bir pilav üstü kuru yeseler bitecek tüm şu çileleri, ama yok. Onu emcükleyen, bunu kemiren hepimizin sonunu getirecekler ya. Emiklenen taşlar sonradan ne yapılıyor bilemiyoruz. Ama bir su kaynatıp yeniden iteliyorlardır yani. Çin bu yani. Neyse, bütün iyi niyetimizle iyi tarafından bakmaya çalışırsak en azından vegan bir lezzet olduğunu söylenebilir. Efendim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından pide, lahmacun, mantı ve benzeri ürünlerin harçları üzerindeki denetim kaldırılmış. Yani bu ne demek? Oturduğunuz semtin meşrebine göre akşam beslediğiniz kediden sabah günaydın dediğiniz komşunuza kadar herkes ve her şey lahmacununuzdan çıkabilir. Zaten fiyat algımız yerle biri oldu. O yüzden siz olun. Bu niye bu kadar ucuz acaba diyeceğiniz bir lahmacun ya da pide ile karşılaşırsanız sakın onları dürmeyin, yoksa günün sonunda dürülen siz olabilirsiniz. Efendim, bir belediye geçen hafta ilçedeki bir yeri gökkuşağı renklerine boyamış. Malum renklerle kavgalı olduğumuzdan yerel halktan hemen bir demet tepki gelmiş. Kızım lezbiyen oldu, kocam bakkalın götüne bakıyor, hemen değiştirin demişler renkleri. Belediye de bakmış olacak gibi değil, bir hafta sonra söz konusu mekanı farklı renkler boyamış. Ama bu sefer de boyanan mekanın yeni renkleri transgender bayrağının renklerine dönmüş. Belediyemizi böylesi homofobik zamanlarda LGBTQ+ vatandaşlarımıza inatla göstermiş olduğu destekten dolayı kutluyoruz. Uyanış gerçekten de Anadolu'dan başlayacak gibi duruyor. Sizlerle gurur duyuyor ve LGBTQ+ hakları insan haklarıdır diyerek alınlarınızdan öpüyoruz. Efendim, haftanın duyunda inanmayın haberi Texas'tan geliyor. Kentucky'den Texas'a ziyarete gelen bir kadın Uber şoförünün kendisini Meksika'ya kaçırdığını düşünerek paniklemiş ve ne yapsa beğenirsiniz, adamcağızı kafasına vurmuş. Olay yerine gelen ekipler kadına neden böyle düşündüğünü sorunca kadın yolda Meksika tabelası gördüm, oraya doğru arabayı kırdığını zannettim demiş. Kadının açıklamasının ardından Dumur denizlerine yelken açan yetkililerden de şu saate kadar haber alınamamış. Yani sizin paniğinize de elinizin ayarına da tükürelim sevgili hanımefendi. Ya insan bir sormaz mı, pardon beyefendi nereye gidiyoruz diye. Kadın önce ateş edip sonra soruyu sormuş. Böyle haberler duyunca vallahi şükrediyoruz. Allah'tan bizde her isteyene silah vermiyorlar. Malum bizim ülkede yanlış anlaşılmalar atasporu gibi bir şey. Ülke mermiden makarna süzgecine dönerdi. Aman çok şükür. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. Siz kimsiniz İrem Hanım? Ben avukatım. Ne avukatısınız? İcra. Kıyafetinizin deseninin de leopar olması. Çok mu seviyorsunuz kedileri? Ben evet seviyorum. Peki efendim, şimdi size 5 tane sorum var. Çok hakim olduğunuzu düşünüyorum zaten. İnşallah göründüğünüz kadar hakimsinizdir. Değilse büyük dalga geçeceğiz çünkü. İlk sorumuz şöyle. Kediler hangi karnivor, yani etobur grubuna giriyor? A. Zorunlu karnivor. B. Gönüllü karnivor. C. Part-time karnivor. D. Bilinçli karnivor. Zorunlu diyorum. Zorunlu karnivor doğru cevap. Alkışlıyoruz İrem Hanım'ı.
Efendim, kedilerin de içinde olduğu bu grup ihtiyaç duyduğu besinleri sadece canlı hayvan etinde yer alan protein, vitamin ve minerallerle giderebilen bir grupmuş. Yani hayvanlara kısır, mercimek köftesi falan vermeyin diyor editörlerimiz. Shiba'nın da 4-5 farklı protein grubundan hazırladığı mamaları tam bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak geliştirilmiş. Bunu da bilin. Shiba'yı biliyor musunuz İrem Hanım? Biliyorum. İkinci sorumuz şöyle. Yaş mama leziz olmasının yanında kedilerin hangi ihtiyacını da karşılamaktadır? Sadece bilimsel cevapları kabul ediyoruz. A. Su ihtiyacı. B. Demir ihtiyacı. C. Protein ihtiyacı. D. Şımarma ihtiyacı. D demek istiyorum. Şımarma ihtiyacı mı? Ben şımartıyorum vererek. Ne kadar bilimsel konuştunuz. Demir olabilir. Demir olabilir dediniz. Evet. Var mı tahmini olan? Protein mi? Hepiniz patladınız. Doğru cevap su ihtiyacıymış sevgili kedi severler. Ya ne haber? Bizim ufaklıkların vahşi doğadaki kuzenleri su ihtiyaçlarının %80'ini avladıkları hayvanlardan sağlıyormuş. Etin içindeki nem kedilerin su ihtiyacını gideriyormuş. Bu yüzden çok nadir su içiyorlarmış. Siz de kendi ufaklığınızı çiğ köfte yemiş gibi kana kana su içerken görürseniz bilin ki yiyeceklerinden yeterli nemi alamıyor demekmiş. O yüzden açın efendim bir tane yaş mama diyebiliriz. Ama tabii ki su içmeyi de ihmal etmesinler. Yani sadece yaş mamayla olmaz o iş. Üçüncü sorumuz şöyle. 20 puandasınız. Shiba'nın minik tüylü dostlarımızı şımartmak için hazırladığı böyle çerezlik bir yaş mama paketi var. Bu paket içerisinde 50 gramlık 6 adet ve 2 farklı protein kaynağı bulunan çeşit çeşit mamadan oluşuyor. Bu serinin adı ne olabilir? Tahmin edebilirsiniz. Fresh and Fine, Fresh and Wine, Crash and Time, Pişik and Nine. Birinci olan diyorum. Fresh and Fine doğru cevap. İrem Hanım yine bakın. Kedilerin gönüllerini fethettiniz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Hangisi kedinizin hoşuna gidecek ve özel hissedeceği bir andır? A. Zorla sevilmek. B. Veterinere gidip iç dış parazit aşısı olmak. C. Sevgiliniz hakkında yakınmanızı dinlemek. D. Tom and Jerry izleyip en sevdiği yaş mamayı yemek. D. D. İnanılmaz! Gerçekten hiç beklemiyordum buna doğru cevap vermenizi. Sevgiliniz hakkında yakındınız mı hiç kedilerinize? Vallahi yakınmadım. İkisi zaten onundu. O zaman sevgilinize mi sormamız gerekiyor acaba? Eşim yukarıda o da. Beyefendi siz yakındınız mı? Aynen tuzak sorudur. Başınıza bela açmayın. Hiç gerek yok. Çok haklısınız. Son soru aslında kazandınız. Ne kadar kedi insanısınız ona bakacağız şimdi. Kediniz tezgahın üzerinde en sevdiği yaş mamayı gördü. Planınız onu ödül maması yapmakta ama bir kez gördü ve onu istiyor. Ne yaparsınız? A. Mamayı veririm çünkü kedim isterse akan sular durur. B. Keyfim yerindeyse mamayı veririm. C. Mamayı vermem çünkü o ödül maması. D. Mamayı karşısına geçer ben yerim. A, mamayı veririm çünkü kedim isterse akan sular durur. Harika bir cevap. Doğru cevap buymuş. İnanılır gibi değil. İrem Hanım, siz bizden bu kutuyu kazandınız. Aha bakın deminki Fresh and Fine olan bu var. Sonra bunlardan var. Aha bunlardan da var. Oo yırttınız. Hadi bakalım. Onların bir şey söyle. Da bayram hediyesi. İrem Hanım'ı alkışlarla yerine gönderiyoruz. Ankara bebesi ile İstanbul çocuğu arasındaki farklar nelerdir? Ankara bebesi Ankara bebesidir ama İstanbul çocuğunun nereden geldiği belli değildir. O yüzden yani kendini İstanbul çocuğu diyen bir Ardahanlı da olabilir, bir Ankaralı da olabilir, bir Antalyalı da olabilir. O yüzden insanlar tabii kendilerine başlık koyarak o memleketin insanı olmuyorlar ama biliyorsun ki birçok insan kendine o başlık koyuyor artık. Ya olsa İstanbullu olmak hala bu eskiden öyleydi biz İstanbulluyuz ya diye bir şey vardı ya. Hala o kadar değerli geliyor mu sana fikir olarak? Ya tabii ki bence çok değerli. Ama yok. Ha. Olmadığı için de. Olmadığı için de yani. Evet. Aynen. Sanırım. Şey var mı? Biz 7 kuşak İstanbulluyuz diyen var mı aranızda? Biz... Nerelisiniz? Ben Avusturya'dan geliyorum. Nasıl 7 göbek o zaman? Viyana kapılarında kalmış onlar. Öyle bir şeyse hanımefendi o iş bitti. Ya anne tarafımız 7 kuşak İstanbullu. Anne tarafınız 7 kuşak İstanbullu. Evet. Soyadı neymiş annenizin? Domaç. Domaç. Olabilir. Olabilir. Çünkü ama o da bitmiş işte. O da bitti. Evet. Siz şimdi neyi? Avusturya'dan geldi kendisi. Ben Ankara'dan geliyorum. Siz 7 kuşak sonra Ankara'ya mı gittiniz? Babam biz de aptal asker... gibi İstanbul'a geldik biliyor musun sen? Yok. Benim babam asker. O yüzden sürekli şehirde. Sizin de mi babanız asker? Evet. Oğuzhan Uğur'u tanıyor musunuz? Evet. Onun da babası asker.
Hatta evet. Çanakkale'de de aynı lojmanlarda kaldığımız da vardı yani. Görmüştük. Aa, yani. Gördün mü? Öyle mi? Ya evet. Yasemin'in penceresi, ne haber? Evet ya. Gerçekten öyle olmuş. Anlat hadi, bir anınızı anlat. Yok yok. Normal, sadece görmüştüm. Normal görmek? Yani sadece... Hani normal kimi gördünüz, onu anlatayım. Bizimkiler Çanakkale'deyken ben Antalya'da okuyordum. Ha. Ve hep yazın gidiyordum doğal olarak Çanakkale'ye. Ve Çanakkale'nin bende tabii daha büyük bir özlemi, hasreti var. Çok güzel oldu sizinle tekrar karşılaşmak ama siz küçücüksünüz büyük ihtimalle. Evet. Böyle püti püti dolaşırken. Evet. Süper. Peki, sende yani bizim editörlerimizin öngördüğü böyle bir şey. Asker babanın fırlama oğlu imajı olduğunu iddia ediyorlar. Öyle miydin? Ya öyle. Çoğu asker çocuğunun polis çocuğu da öyledir aslında. Yani ha. Evdeki otoriteden sıyrılmak için bambaşka yollar denerler. Ve o da onları fırlama yapar. Halbuki normal şeylerdir bunlar. Ha. Ama aile standartında fırlama gözüküyorsan dışarıya da öyle yansıtmak zorunda kalıyorsun. O yüzden evet, doğru diyebiliriz. Peki. Enteresanmış ama başlık. Ama doğru. Peki çok azar işitmişliğin var mı küçükken? Yok. Yok, yok değil mi? Direkt dayak yedim ben. Azar çok güzel bir şey biliyor musun? Şımarıyorsun da böyle, o azar işitiyorum şu anda falan diye. Biz direkt müdahale, olay yeri müdahale bizim. Harika. Yani neden, niçin, nasıl, yok. Peki yani. Hiç babanın oğlu olmanın ekmeğini yedin mi? Çok istedim. Ama yiyemedim çünkü adam istihbarat ajanı bir şey. Ve kendi adını kullanmıyor. Ve diyor ki bana çıkarken, bizi deşifre etme. Yani gidip saçma sapan bir olaya karışıp benim babam şu diyemezsin. Çünkü mesela normalde askerler bıyıksız, sakalsız böyle üniformayla gezen insanlar. Baba istihbaratta bıyıklar, pardüsüler falan filan. Yani o dahi benim babam olduğunu yalanlayan kıyafetler giyerken benim babam bu diyemedim. Tam tersi kendi adımı bile söyleyemedim. Öyle bir korkuttular ki beni. Çocukken. Aman işte biz çok gizli görevler yapıyoruz falan dediler bana. Ben 6-7 yaşımda böyle çok gizli. Babanın adı ne bilmiyorum falan böyle. Saçma sapan. Benim mahalleli sahiplendi. Babası yok falan diye. Çok ciddi söylüyorum. O yüzden bir türlü kullanamadım. Çok isterdim ama. Ay ama evet. Şimdiki ya. Aklım olsa zaten. Biliyorsun. Tabii. Hele şimdi. Üf. Bir de erkek kardeşim var. Bayağı kıskanmışsın o doğduğunda değil mi? Tabii ne gerek var yani? Hani ne olabilir ki? Neden evde biri daha var? Tuğrul'la kaç yaş vardı? 5 yaş var aramızda. 5 yaş tabii. Değil mi? Benim kardeşimle de 7 yaş. Ben mesela kıskanmak gibi değil de şey gibi. Yani kardeşim kıskanmaktan ziyade annemle babamın beni daha çok görmesine çabaladığımı hatırlıyorum. Yani tabii bunun adını kıskançlık koyabiliriz. Ha, ama evet. Değil bence de. İstihkakımı yedi yani. 5 yaşımdayım abi, tam gelişim dönemindeyim, anladın mı? Sevgi, o esnada yaşadığım her şey ileride bugünlere gelecek falan. Tam benimle ilgilenilmesi gereken zamanda bir şey doğuyor. Yani bir de bakıyorlar, hataları görüyorlar, tamam mı? Hani, ay Allah kahretsin. Evet. Yani biz bu çocukta bir acemilik sergiledik, bari bunu da sergilemeyelim falan. Herif 1.90. Yani sağlıklı, akşam yattığı gibi uyuyor falan. Ben böyle hala huzursuz. Yani o yüzden dedim ki hiç gerek yoktu. Çok daha başka bir insan olabilirdim şu an. Çok haklısın. Bizim uyuyamamamız ondan mı ya? Tabii. İlkinde sıçtıkları için mi? Tabii. Bilmiyor ki, sallamayı bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Ondan. Sürekli böyle. Çalkalamışlar bizi. Allah kahretsin. Organlarımız yer değiştirdi çocukken. Çok ya acayip. Sen çok yeteneklisin olsan. Estağfurullah. Yani yok şey yani hepimiz biliyoruz. Bir gün bir resim yapıyorsun. Bir gün şarkı yapıyorsun. Bir gün bir senaryo biri yazdın. Biri tutmayınca. Yetenekli demeyelim de ona. ısrarcı diyelim. Israrcı diyelim aynen. Yok ama canım 5 yaşında sana resim sergisi açılmış. Evet. 14 yaşında karikatür dergisinde çalışmaya başlamışsın. Evet. Sonra da Akdeniz Üniversitesi fotoğraf bölümü. Fotoğrafı özellikle tercih etmenin bir nedeni var mıydı? Kadraj. Çok seviyorum. Hmm. Yani çünkü mesela resim yapıyordum, sergi açıyordum ya da bana açıyorlardı daha çok küçük olduğum için ama karikatür dergileri de diğerleri de bana hep bir kadraj önermesi yaptı. Yani hikayeyi alıp başka bir kadraja taşımak. Sonrasında ben de dedim ki zaten resim bilgilerini de alıyorsun fotoğrafı okurken. İlk 2-3 sene zaten resim öğrencileriyle aynı derslere giriyorsun. O sebeple fotoğraf bana daha kadraj geldi yani. Hani sonrasında sinemaya evrebilirsin. Resmi de elbette öyle yapabilirsin ama fotoğraf daha mantıklı geldi. Dağda taşta fotoğraf makinanla dolaşma fantezisi de çok iyiydi. Ve o zaman ben üniversiteye girdiğim yılda bize dijital makine de yasaktı. Her şey çok organikti yani. Bayağı filmini takıyorsun, karanlık odaya giriyorsun, zehirleniyorsun. Bir sürü şey oluyor. Fotoğrafın bir kıymeti oluyordu yani. O sebeple fotoğraf bölümü benim için evet. Çok zaten oradaki bilgilerini kullandığını biliyoruz. Gözlerimin içine bak!
kamera önünde çok rahat görünüyorsun. Hiç ya orada o lafı etmeseydim keşke dediğin bir an var mı aklına gelen? Lafı ederken, yani cümleyi kurarken bu cümleyi kurmamalıydım diyorum. Ve o cümleyi bitirmem de gerekiyor. Başlamışsın çünkü. Bitiriyorum. Diyorum ki bitirmemem gerekiyordu. Yani bu benim sonrasında oturup acı çektiğim bir şey değil. Yaşarken acısını çektiğim bir şey her an başıma geliyor. Peki mesela en son hatırladığın var mı? Şurada gerçekten demeyeydim iyiydi dediğin bir şey. Şöyle bir şey oluyor abi bak. Bazen anlamıyor insanlar. Aptal oldukları için değil. Arada kaynıyor. Şimdi söylersem onu deşifre etmiş olurum. Ha. Ama çok var. Hala yayında. Ha, aç bak diyorsun. İnan bana skandal aslında. Gerçekten. Tabii. Ya. Hemen kamerayı başka bir yere veriyoruz falan. Bir de bir şey kesmeyeceğiz diye söz verdik programlarımızda. O yüzden aha, o saçma cümleyi kamerayı başka bir yere demedi, çevirerek. Demedi. Tabii tabii. Geçti geçti falan yapıyoruz. Takıntın var mı? Çok var. Oh. Ama sahiplenemediğim takıntılar bunlar. Mesela? An an oluyor. Bu çok saçma değil mi? Bir insanın bir takıntısı varsa takıntısı vardır. Ya da birkaç ha, takıntısı varsa onlar vardır. Bende yok. Ama ara ara oluyor. Mesela? Bak bazen, bir şey söyleyeceğim. Galiba bende de öyle bir şey var olsa. Bravo. Şey gibi bir şey mi? Bu işte ulan şimdi çizgilere basmayayım en iyisi falan gibi. O da var. Ama bazen mesela inanılmaz titizim. Aha. Temizlik takıntım var benim. Böyle falanım böyle aman bardağın yeri her şey iyi mi tamam falan. Bir hafta sürüyor. Şu an evime gel, salonda martı uçacak artık. Yani böyle bildiğin çöplük modunda. Gerçi hallettik onu galiba değil mi? Halletmişiz. Gerçekten. Bazen geliyor gidiyor. Evet, birçok konuda takıntım var ama bunların hepsi gelip geçici. Aynen. Allah Allah. Aynen. Senin için Türkiye'nin en güvenilir üç kişisi kim? Öyle gülmeseydin keşke ya. Dur üç kere güleyim. Ya babama bile güvenmem. Oo. Ya hayır, tabii ki şunu öğrendim son bir senelik hayatımda. Mesela birilerinin güvenilir olması için doğru söylemelerine gerek yok. Hoppa. Birçok insan doğru söylüyor. Birçok insan mesela bir problem varsa çözümünü de sana gösteriyor. Ama o insanların güvenilir olduğu anlamına gelmiyormuş bu. Hepimizin ağzında doğru var. Hepimizin kabul ettiği doğrular ve yanlışlar var. Hepimizin kabul ettiği doğruları vurgulamak ya da onları anlamlandırmak, başlıklandırmak seni güvenilir biri gibi yapıyor. Evet. Ama gördük ki bu dönemde doğru söyleyenler de çok güvenilir değil. O yüzden şu isim, şu isim, şu isim dersem belki saymayı unuttuğum isimler olur. O yüzden onlara haksızlık etmemek için bu soruyu babama bile güvenmem diyerek bitirmek isterim. Bu cümleyi böyle kurabiliyor olmam bence çok önemli bir şey ya şu an. Yani bunun bana söylediği çok fazla şey var. Umarım dinleyenlere de söylediği çok fazla umarım, şey vardır. Evet. Çünkü ben hani göt gibi ortada bırakılma hissinden artık sıkıldım. Değil mi? Yani ben böyle devam etmeyeceğim hayatıma. Ondan çok eminim. Birçok insanda, birçok tanıdığım insanda böyle devam etmeyecek. Bunun nedenlerinden biri de senin bu kurduğun cümle işte. Yani evet, maalesef. Enteresan. Evet. Mevzular çekimi esnasında sorulan sorular karşısında hay arkadaş ben senin soracağın soruyu diye içten içe kendini zor tuttun oldu mu? Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Bak cümlenin başında pişman oldum. Ben soru sorandan ziyade ulan buna böyle cevap verilir mi diye de. Gerçekten mi? Yani çok sinirlendiğim anlar oldu tabii. Çünkü yani o istiyorsun ama halk. Tam bir habersin yani bir habersin. Tanımıyorsun abi. Yani bunu gördüğünde sorular istedikleri kadar saçma sorular olabilir. Hep şey diyordum siyasileri tanıması lazım halkın. Burada herkes çok açık konuşuyor. Herkes çok açık soru sorabiliyor. Hiç kimsenin sorusuna müdahale edilmiyor ve siz cevap vermek zorundasınız. Vermeye de bilirsiniz ama insanlar sizin bu soruya cevap vermediğinizi görür. Başlık buydu. Evet. Hayır. Halk tanıyormuş konukları. Ha. Konuklar halkı tanımıyormuş. Onu anladım. Şimdi konuklar diyeyim de. Hı hı. Daha bir şey olsun. Böyle genel kapsam. Hani birine hedef göstermemiş gibi olayım. Anladım abi. Ya da birilerine. Sadece konuşarak herkesi her şeye ikna edebilecek gibisin. Bugüne dek en acayip olacak şekilde kimi neye ikna ettin? Geçen hafta bir araştırma yapılmış, anket yapılmış. Türkiye'nin en güvenilir 10 insanı içerisindeyim. Yani birinci olsam birincisiyim derim. Ama dokuzuncuyum ya. Şimdi dokuzuncu çıkmışım. O yüzden 10 insanı deyince hani güzel oluyor. Mesela bu halkın benim güvenilir olduğuma nasıl inandırdılar? Ya ben nasıl inandırdım? Bu bana çok acayip geliyor mesela işte. Sanırım en büyük örneğim bu olurdu. Çünkü gerçekten garip geliyor. Acayip bir şey söylüyorsun. Doğru, yani doğru demeyeyim. Ben de sen bir şey söylesen güvenirim mesela. Ya çünkü ama mesela tamam belirli bir konu hakkında belirli bir
tezin var. Hı. O tezi de kendi programlarımızda milyonlarca insanın önünde açıklıyoruz, konuşuyoruz. Doğrusunu yanlışını insanlar araştırabiliyor çünkü ellerinde Google var. Hı hı. Bu sebeple tamam ilk ona girmiş olmam normal ama ilk onu görme. Yapma. Yani mesela bir dizide adam kurtardığı için ilk onda. Ha. Yani ama tabii ki bir dizide rahmetli olan birinin gıyabında biliyorsun cenaze namazı da kılınıyor. Evet. Çok seviyoruz dizileri. Onu anlıyorum, içselleşmeyi de anlıyorum ama mesela o liste içerisinde bizim tarafı da ilk onun içine sokmaları beni çok şaşırtmıştı. Anladım. Hatta bir 10-15 kere kontrol ettik doğru mu oğlum bak 95 olmasın falan ama yok. Bayağı. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Geliyor işte tabii. Geliyor. Yani. İşte bu benim için çok enteresan. Çok ikna. Konuşarak seni alçıya alan biri oldu mu bugüne dek ve nasıl yırttın? Yani ben genelde... hani yani cümlenin başından cümlenin sonunu anlamış gibi yapıyorum. Ha. Aa evet. Bu çok önemli. Evet. Evet. Falan. Bu kaçış. Bu kadar gerginlik bana yeter deyip erkenden bitirmek istediğim bir mevzular oldu mu? Hepsi. Hadi ya. Tabii. Ha. Ama insanlar ellerini kaldırdıkça program uzamak zorunda kalıyor ve 12 saat çektiğimiz bölüm var. Yani 12 saat. Maşallah. Bunu söylerken bile gözlerim küçülüyor falan. 12 saat. Ya müthiş bir iş yaptınız Oğuzhan. Abi yani. Birisi dedi ki sen kurban kesiyor musun diye soru sordu. Siyasi lidere. Ha hatırlıyorum galiba ya ben onu. Hangisi olduğunu hatırladım. Evet bunu sordu. Doğru. Sen de hatta şey dedin ha. Bunu dedim ATV'de cevaplandırıyorlar yani. Bizde niye soruyorsunuz bunu? Evet. Siyaset konuşalım birazcık ama bizim siyaset hep magazin üzerinedir evet. Ya mesela. Bizim her şeyimiz magazin üzerine. Evet. Yani aslında dünyada da öyle tabii ama bizde buna sebep verecek çok başlık var. Bira içti, içki içti, dans etti, güldü, gülmedi, ağladı, ağlamadı, bu tweet'i attı, atmadı falan diye o kadar çok hani köşe var ki doğal olarak magazinsel yön yukarıda olunca böyle enteresan sorular da gelebiliyor idi. Arkadaşım dediğin birinin arkandan konuştuğunu öğrendiğinde ne yaparsın? Hemen ararım, sorarım. Ha. Tabii yani öyle yani yargısız infaz yapmam yani. 1 ile 10 arasında kaç kıskançsın? Dışarıdan 0. Ha. İçeriden 15. Gerçekten. Hiç belli etmem. İçimi kemirir böyle. Ne mesela en son neyi kıskandın? Bir çok sevdiğim yani bu işi de çok iyi yapan bir beyefendi Ekrem İmamoğlu'nu Harbiye'de. Nasıl olur ya? Salon bulamıyoruz oğlum falan. Yok şaka yapıyorum. Çok da güzel bir işti çok bu arada. Çok teşekkür ederim. Ya gerçekten tabii ki kıskançlık böyle oturup negatif vermek değil. Ama vay o ya falan derim. Anladım. Dışarıdan da tebrik ederim tabii sakince. Peki hiç manitaları kıskanma konusunda ne durumdasın? O arada sırada tabii yeri gelince... Neden olmasın? Ya benim çocukluk arkadaşım sırtından inebilir mi peki bana? Bunun gibi ekstrem şeyler olduysa. Peki bugüne kadar ağırladığın konukların arasında seni çağıran aklıma tükürsünler dedirtecek biri oldu mu kim? Yani tabii ki siyasetçiler içerisinde yok böyle bir isim. Çünkü onlar zaten oh benim konuğum olsun diye çağırmıyorum. Yani orada bir meselemiz var o mesele anlaşılsın diye çağırıyoruz ama Pinch programını yaparken yani talk show'umuzu yaparken isim elbette vermeyeyim ama bir film çıkışında işte filmin galası çıkışında geldiler. O galası yapılan filmi tanıtmak için geldiler. Çok kalabalık bir ekip geldiler. Hepsi de sağ olsunlar çok ünlü insanlar ve güzel işler yapmış insanlar. Ama çok sarhoşlar. Aa. Galada yani... Büyük içmişler. Böyle kameranın yerini arayanlar, şeyler oturdular. Hepsi de arkadaşım olduğu için dedim ki yapmayın böyle. Normal insana dönün. Kahve getirteyim mi falan filan. Tamam iyiyiz falan dediler. Bir tanesi asla iyi değil. Bir de çok saygı duyduğumuz bir sanatçı beyefendi. O sebeple hani ne yapıyorsun oğlum da diyemiyorsun. Abi tabii estağfurullah falan durumundayız. Programın ortasında dedik ki ayağa kalktı böyle upuzunda bir abi. Benim dedi çişim geldi. Vay falan alkışladık tabii. Yani evet. Böyle kıymetli tabii kendisinin çişi bile kıymetli öyle bir şey. Dedim ki kat montaj bir program zaten yani istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Biz arkadaşlarla devam ederiz siz tuvaletinizi yapıverin. Belli bir yaştasınız da Allah korusun gidin yapın gelin dedim artık ne diyeyim başka. Abi gitti adam gelmiyor. Yarım saat oldu biz konuşuyoruz. Tuvaletin tabii hani şeyini de soramadık. Tam hani, olarak çiş miydi? Aynen çiş miydi? O bölüme de girmedik. Çünkü lavaboda diyebilirdi mesela. Çok büyük kilitlenebilirdik. En azından çişi biliyoruz. Evet. O yüzden dedim ki tamam olsun yarım saat bekleriz yani. Sesçi çocuk kulaklığı açıp böyle yaptı. Abi bir şeyler oluyor dedi. Mikrofonu da çıkartmamış ya. İmdat!
İmdat diye sesler duyuyorum dedi mikrofonundan beyefendinin. Aa. Ben dedim ki programı kesin, neler oluyor falan filan. Abi bildiğin o ne diyor binası biliyorsun. Evet. Sen de orada program yaptın. Yangın merdiveninden diye sesler geliyor. İmdat. Ne diyorsun ya? Tuvalet diye yangın merdiveninin kapısını açıyor. Hani kapıyı açtığında bir görüntü de var arkadaşlar. Yani şey de değil, böyle koridorlardan evet, geçip şimdi kurtulabilirsiniz gibi bir durum yok. Yani açıyorsun, merdiven, sokaklar, binalar. Açmış, girmiş, kapıyı da kapatmış. Sonra kurtardık kendisini. Enteresan tabii, kapıyı açınca böyle neyse kurtardık. Dedik ki abi ne oldu ya, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu falan. Sonra konuklarımız uğradıktan sonra gizli kameralara baktık. Bu kenara köşeye takılan o güvenlik kameralarına. Giriyor. Bir süre böyle gökyüzüne böyle yapıyor. Sonra bir süre böyle bir figür yapıyor. Sonra diyor ki buraya, buraya, biraz da buraya. Ama çok tutmuş, onu anladık. Şıp 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 şıp, inanılmaz. Şimdi hala tehdit ederim kendisini mesela. Böyle şeyler. Oo. Bu çok sıkıntılıydı ve demiştim ki tabii ki gelmemelerini istemedim. Ama keşke ayılıp da gelseydiniz. Yani bir gün sonra da çekebilirdik programı. Biliyorsun o önemli bir şey. Bir yere evet, konuk gidiyorsan bir böyle bir en azından iki cümle kurabil. Evet. Zarif birisin. Peki sokakta tanınmamak için özel olarak hazırladığın bir kombinin var mı? Yok. Evet, bu soruyu niye sorduğumuzu bilmiyorum şu an. Ben de bir hoşuma gitti ama. Yani tabii tanınmak falan hani gibi cevap böyle resim geldi. Böyle bir şeyin yani sen... Oldu artık. Rahat eskiden mesela musun? Selfie çekiniyorlardı. İnsanlar evet, bir şeyler yapıyorlardı ama şimdi böyle sarılıp ağlayabiliyorlar. Başka bir o şey o beni oldu, bambaşka bir tabii zihne sokuyor. Şey kötü oluyor. Yani birisi gelip sana aa siz evet falan deyip geliyor. Fotoğraf çektiriyor ve bu güzel bir şey. Yani hı-hı, gocun olacak bir şey de değil ama... Sana şimdi bir belge vereceğim. Ay. Oo, taksiye biniyorum. Taksici odaları, ticaret odası başkanlığı şöyle yaptı. İşte manava gidiyorum. Esnaflar Derneği bilmem nesi yolsuzluk yaptı. Aa, ben bayağı dışarıda bilgilerle doluyorum. Sonra aa, eve gelip bunları hazmedip bir de tabii doğal olarak acaba doğru mu söylüyorlar diye araştırmasında buluyorum kendime. Buna evrildi. Oo. En son ne zaman telefonunu kapatıp bir süre kimseyi görmek istemiyorum modunu açtın? Son bir aydır bugüne kadar öyleydim. Sadece toplantılarıma gittim. Hiç tatile de çıkmadım. Bir toplantı kalabalığı vardı. Programlar çok izlenince tabii aha, kara kaşımıza kara gözümüze değil. İnsanlar tekliflerde bulundular. Güzel de tekliflerde bulundular. Hatta bir tanesini kabul de ettim. Ya hayırlı tabii, olsun. Çok teşekkür ederim. 12 bölüm Gain'de olacağız. Gain'in yeni tabii yönetim kurulu, yeni sahipleri. Oturduk bir toplantı yaptık. Çok iyi fikirlerimiz var ve nihayet birisi yaptığımız işten dolayı değil de henüz yapmadığımız, hayata geçirmediğimiz fikirlerimizden dolayı bize harika, samimiyet gösterdi, icabet etti, fikirlerimize dinledi. Bu sebeple çok enteresan bir yere evireceğimizi düşünüyorum Gain kanalını. Hadi güzel bir 12 bölümlük bir anlaşma. Tabii ki Babala devam ediyor. Aynen. O zaten... Ama mevzular açık mikrofonun. Şimdi tabii yurt dışından da, Amerika'dan da, şuradan da, buradan da artık çok fazla talibi var. O konukları almak için de bir tabii profesyonellik gerekiyor. Yani hı-hı, biz bir YouTube ekibiyiz ve 15 kişi yazık. Bütün bu programları, mikrofonları götürür, kamerayı getirir, montajı tamamla, aktarımı bitir falan filan uğraşıyoruz kendi başımıza. Ama şimdi artık büyük yalan söylüyorum şu an biliyor musun? Niye? Gerginlik de yok ya mesela. Doğru söyleyeyim mi? Söyle. Çok iyi para teklif ettiler. Gerçekten. Yani böyle hepimizin, bütün ekip böyle... Harbiden. Habire YouTube'da herkesin düşüncesi yazıyor aşağıda falan. Ne kadar izlendiği orada şey an be an gözüküyor falan. Bu arada yeni bir format mı yapacaksın oraya? Yok, mevzulara çıkın mikrofonun. Ama tabii buyur, ki mesela şifreli bir kanal ama üye olmanız gereken bir kanal ama hı, mesela toplumsal meselelerde yani diyelim ki işte herkesin çok beklediği bir konuk geldi. Aha. O şifresiz. Yani onu herkes izleyebilecek. Harika. Başlangıçta toplantıda bunu da söyledim. Harika. Çünkü insanlar hani hadi bunu izleyin, para verin bunu izleyinden ziyade öyle kaliteli bir iş yapalım ki insanlar zaten nasıl diğer dijital platformlara para verip bir film için, bir dizi için para veriyorsa bize de bizim için ya da yaptığımız formatlar için para verebilsinler, gönül rahatlığıyla hı-hı, verebilsinler dedik. O sebeple herkese ilgilendiren, yani dediğim gibi hiç hayatında dijital platforma para vermemiş insanları da ilgilendiren meseleler var bu dünyada ve bunları izleyebilmeleri için belirli başlı bölümleri tabii ki şifresiz yayınlayacaklar.
Oğuzhan zaten yani o kadar önemli şeyler yaptın ki bence zaten o bahsettiğin iyi parayı hak ediyordun yani öncesinde de. Ya şimdi her şeyi bağışladık bugüne kadar. İşte ona alıştık ama bir anda böyle bir hani gerçekten kendimi böyle bir takıma transfer olmuş gibi falan hissettim. Saçma sapan bir hayat yaşıyoruz şu an evde. Çok maşallah. Pahalı yemekler söylüyoruz dışarıdan. Ama söylüyorsunuz. Oğlum aşçı tuttuk bilmem ne falana geçeceksin çok para gelince. Onu işte bir 12 bölüm daha alırlarsa tamamdır o. İnşallah alırlar. Çok, yani inşallah çok alırlar. Alınabilecek ne kadar para varsa alın inşallah. Çünkü abi bir şeye dönüşüyor ya. Evet. Yani ne kadar ısrar ettiğin şimdi kaç 2017 mi? 2016 ne zaman? 2016 sonu. Evet. 2016 sonundan beri yani sürekli içerik üretiyorsun. Evet. Bunun bir karşılığının olması lazım abi. Tabii muhakkak. Ve bunun iyi bir karşılığı olması lazım. Çoğu televizyon kanalının erişemediği etkileşime erişiyorsun. Evet. Yani evet. Bu çok önemli bir şey ve bunun parasal bir değeri var. Elbette bağışlamaya bir şeyleri devam et. Edeceksin yani. Tabii ki elbet, elbet. Ama yani böyle bir ticari kurum olduğu bilinen bir yapıya girdin mi de alacaksın. Bir sonraki adım için maalesef bütün dünyada böyle gelişmek için para şart. Tabii. O sebeple biz de... Güzel aynen. Bir adım attık diye düşünüyorum. Senden en sık duyulan yalan nedir? Ben yapmadım. Ben demedim. Gerçekten. Tabii. Hemen. Yani çünkü uzatmaya gerek yok. Yalan devamlılık gerektiriyor çünkü. Ha. Yani yalan söylediğin zaman, derli toplu bir yalan söylediğin zaman onu aklında tutmak zorundasın. Yani sürekli öyle demiştim, burada böyle davranmam lazım. Burada böyle demiştim, böyle davranmam lazım. Sonra yalan uzadıkça dallanıp budaklanıyor. Bir başkasına sirayet ediyor. Sonra onu da kontrol altında tutman lazım. Sonra diğerini de dedim ki ben bununla mücadele edemiyorum. Evet çok iyi bir şey yalan. İnanılmaz kurtarıyor seni. Ama mücadelesi zor. Hafızası çok. Çünkü... Söyleyebiliyorsan. Yani mesela yakınlarına söyleyebiliyor musun? Tabii çok anlıyorlar rahat. Anlıyorlar mı? Yok anlamıyorlar. Gerçekten tabii. Mi? Yani ben anlamadıklarını düşünüyorum. Onlar anlamadıklarını düşünerek beni kandırıyor ve asıl belki yalanı öyle. Onlar söylüyor da olabilir. Ama yok. Bugüne kadar romantik bir date'ini batırmana sebep olacak en absürt davranışın ne olmuştu? Ah. Çok fazla tabii ama böyle IMDb'si 2.8 komedi filmleri gibi. Ah. Evet yani böyle çok karikatür olaylar başıma geldi. Yani lisede hatırlıyorum mesela romantik diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Asıl o zamana deriz romantik. Çünkü çok saçma bir romantizm var o yaşlarda biliyorsun abi. Lise sondayım. Üniversitede okuyan bir kız arkadaşım var o zaman. Ve bu çok önemli bir şey. Niyeyse. Aramızda 2 yaş var ama sen neden olduğunu biliyorsun. O kadar elit ve kaliteli bir program ki burada tabii ki bunu anlatıp neden önemli olduğunu hani pinçe çevirip anlatmayacağım. Estağfurullah. Falan. Estağfurullah. Sonuçta üniversitede bir kız onu bir yere götürdüm. Çok güzel sohbet, muhabbet işte bayağı keman çalınan bir yer. Ya lise sondasın. Ama et söyledik, yemek söyledik. Çok komik gülüyordu. Yani bir espri yapıyorsun. Hani böyle şişmeye taş şişlersin de niye şişleyesin? Bir yerde şişlenirse bu sesi hatırla. Yani sen şişleme abi. Böyle böyle bir gülme sesi vardı ve onun gülmesine ben de çok gülüyordum. Bir gün aşırı nezleyim, fazla nezleyim ve bugün görüşmeyelim, yarın görüşelim diyemezsin. Lise sondasın. Çünkü babanlar belli ki o gün evde yok. Ve belli ki sehpanın üzerine o şekilde o gün para bırakılmış ve sen o parayla yemeğe gidebiliyorsun. O yüzden o gün gitmek zorundayım. Burnum tamamen dolu. Tam bir böyle radyo şairi gibiyim. Hani böyle ay 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 konuşuyorum. Kadın da beni durup incelemesin diye sürekli konuşuyorum. Bır 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 espri yapıyorum. O gülüyor. Uleleli uleleli yapıyor. Ben de o gülünce gülüyorum. Uleleli uleleli uleleli. Sonra bir şaka yaptım. Anlamadı. Gülmedi. Ha dedim gülmediği bir anda da artık bir zahmet yemeğimi yiyeyim. Bir de yani çocuğum ve çok açım. Hambıh diye yedim ya. Ağzımda yer yok. Hım 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 yerken kız böyle yaptı. Ha ule 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 ule. Gülmeye başladı. Ben de güleyim ama ağzım dolu yani. Böyle ağzım böyle deyip saçıp gülemem. Ben de ağzımı kapatıp gülmeye çalıştım. Hım dedim. Sesim normal çıkıyordu öyle söyleyeyim. Pompalı tüfek nasıl böyle atar ya böyle. Yani püskürttüm hanımefendinin yüzüne. Sonra dedim sanırım hesabı isteyeceğim ben. Ama çok çok utandım. Yani bir de o yaşta bir çocuğun böyle bir travma. Konserim oldu, bir kız arkadaşım vardı. Bak herkes görüyor musun? Elleri görelim mi diyorum. Ellerini gösteriyorlar. Bak nasıl biriyle sevgilisin. Böyle havalardayım. 2013. Ben de sahneye çıkayım mı dedi. Dedim gel. Mikrofonu uzattım. Elektrik bağlantısını biliyorsunuz kablolu mikrofonlarda.
Hani böyle Amerikan polisi ey falan yapıyor. Kadına mikrofonla elektrik verdim. Çok çirkin şeyler. Bunlar çok çirkin şeyler. Bunun gibi geçmiş olsun. Devamını yani YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Peki sizce yeterince dürüst müydü? Ama Oğuzhan bir tane soruya isim vermediğin için aslında en güvenilir üç kişiye isim vermediğin için sana bir cezamız şu var. Şu anda büyük ihtimalle bir penguenin sırtından akan ve birikmiş suyun tuzla karışımını falan mı içeceğim? Hayır hayır o sonda. O bitti mi? O en sonda. Ha, tamam o sonda. Onun yerine itiraf! Bir tane seçer misin? Ah, bunu alayım ben. Ben okuyayım istersen. Lütfen. Birine ettiğin en sert beddua ne olmuştu? Kime ettin, neyin oluyordu? Yani başlık olarak, beddua olarak adlandırılır mı bilmiyorum. Yani oturup birine beddua etmem çünkü saçma, manasız. Çok sinirlenip işte senin bu dünyaya gelmene sebep olanlar... bu dünyada... O beddua değil, o beddua değil. Ha, o küfür o. Tamam. Aldığın nefesi... o da değil o da abi, değil. O da değil. Evet. Tabii beddua etmemişim o zaman. Yani inşallah sana bu olur demedim kimseye. Ha. O demedim. Çünkü zaten büyük ihtimalle o şey frekansa geliyorsak... ...o zaten kendi başına bir şey getirecektir. Ben anca o zamanlar çok yükselirim zaten. Ne oldu peki o de sebeple... geldi mesela? Hatırladığın bir şey var mı? Yani işle ilgili de olabilir. Normal bir arkadaş sohbetinde %100 emin olduğum verileri ortaya saçtığımda... ...o verilerin %100 doğru olmadığına beni ikna etmeye çalışan... ...ve ben de senin yakaladığın fare kadar değil mi? Önümde tanıdığım kediler var deyip hani konunun içinden çıktığım... ...çok arkadaşım ya da iş arkadaşım olmuştur. O sebeple çok yüksek olduğum nadir anlar vardır ama... Bedduaya gitmez yani. Sen inşallah böyle olursun, şöyle olursun demem. Zaten o kadar sinirleniyorsam belli bir hataya sinirleniyorumdur. Onun da nereye gideceği bellidir. Bir kere gerçek neden o kadar sinirlendiğimi bilmiyorum. Bir kere beddua ettim net. O kadar net yani. Yani bela okumak falandan bahsetmiyorum da. Birinden o kadar nefret ettim ki. Mesela sen bana diyorsun ki ya o iş ne oldu diyorsun işte. O çocuk vardı onunla senin aranda bir problem var. Ne oldu o diye soruyorsun. Ben şöyle yapıyordum bak. Saat 11'e çeyrek var. İnşallah 11'e 14 kala ölmüş olur. Bak o, saate onu, bakıp yaptım, yapıyordum. Onu ben de yaptım. Ha? Onu ben de yaptım. Ha? Hmm. Kime yaptın? Ama saate bakıp değil. Genel olarak şimdi. Ha. Ya sen ortaokulda araba falan kaçırmışsın. Hep böyle daha aykırı davranışların oldu mu? Ve mesela... Evden de kaçtım ben. Evden de kaçtım. Tabii Ankara'da Aşlı biliyorsun abi. Aa. Aşlı'da böyle 5 gün kalmışlığım var. Aa. Tabii. Gideceğim diye. İşte gidemedim. Kaç oraya kadar kaçırdım. Parayı ve ekonomiyi öğrendiğim yaşta. Hani çünkü böyle o sap suratına inanıp kimse seni yanına almıyor iyi ki de bu arada. Onunla nasıl bir şey olduğunu sonra öğrendim. Ama tabii böyle aykırılıklar bu böyle değil, bu böyle olamaz. Hala var mı? Beklenmedik anı, beklenmedik şeyler yapmayı sever misin? Tabii severim. Yani aslında demek ki o beklenmedik bir an değilmiş benim için. Yapmayı bekliyormuşumdur. Artık diyeyim yapayım deyip yapmışımdır. Yani ben okulda da çok sıkıntılı bir öğrenciydim. Matematik defterinin arkasına çizim yapıyordum. Yetenek sınavıyla güzel sanatlara girdim ben. Üçüncülükle falan girdim yani. Ama dayak yiyerek mesela. Bütün öğretmenlerim dövdü beni resim çiziyorum diye. Hani ben İranlı sanatçı mıyım? Beni niye dövüyorsunuz abi? Ben niye sürekli böyle hani bir yere bir şey karalayamazsın? Ama şimdi bakıyorlar ve tabii ki yeni sistem çok daha farklı. Aa yeteneği bu yönde deyip yeteneğine odaklanıyorlar. Ama o dönem bize sürekli hayır işte buraya resim çizemezsin, buraya bunu yapamazsın falan filan diye baskı altına alıyorlardı bizi. Bana o zaman da çok saçma geliyordu. Ama o zaman size neyin saçma geldiği önemli değildi. Tabii. Bir otorite vardı ve siz o otoriteye oynamak zorundasınız elbette. Ya seninki yine yani bak bu hikayeleştirilebilecek bir şey. Ben sınavlarda... Önce soyadını yazıyordun sonra adını yazıyordun ya. Benim soyadım Selim ya. Evet. Selim'le başladım diye tokat yedim ya. Benim de Uğur. Ha sana da değil mi tabii. Ne haber? Abi yani boş yere yediğimiz dayaklar. Ya ergenlikte şurada bir tane kıl çıkmış. Bir tane ya. Çenemin evet. Altında bir tane ya yazık. Ben de onunla havaya giriyorum büyüdüm. Büyüdüm falan. Onun yüzünden ben dayak yiyordum ya. Niye be? Bunu kes diye. Aa. Bu kesilir mi lan? Bir tane var. Bir tane yani mesela. Hani böyle sakallı bazı arkadaşlarımız çok
hormonal olarak enteresan noktalardaydı yani. Daha lise 1'de böyle gelen arkadaşımız vardı. Elinde makineyle geziyordu falan. Anladım, biz öyle de değildik. Bir tane kıl var burada. Onun için bile dayak yedim yani. Ay Allah. Peki yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığın bir filmin var. 2011 yılında Ağır Abi filmi. Bir albümün var 2012 yılında, evet. Çok şükür. Peki tekrar bunları yapmak istiyor musun? Çok istiyorum ama bu halimle yapmak istiyorum. Çünkü ha. O dönem dediğim gibi çok inatçıyım ben. Bir tiyatro oyunu yazdım. Tiyatro oyunu çok tuttu. Herkes işte tebrik etti, bir şeyler oldu. Evet. Sonra beni gaza getirdiler. Kim gaza getirdi? O oyunu oynayan çocuklar. Dediler ki böyle bir kalem yok. Üf. Sen nasıl iyi yazıyorsun ya? Sen sinema film yaz da oynayalım. Tek amaçları o bu arada. Ben de yazdım. Çok da komikti. Ama bunun da parayla olan ve ilişkilerle olan bir şey olduğunu o dönem öğrendim. Ama çok inat ettim ve yayınlandı bayağı. Yani evet. Hakikaten Beyaz Perde'de gördük. Ama senaryoyla hiç alakası yok. Hiç şekil alakası lazım. Yok. Tabii çünkü para lazım. Yani bunu yapmak için para lazım. Biz bir de şey zannediyoruz tabii. Ben elbette sinemanın ne olduğunu biliyorum. Çünkü ben daha 16 yaşımdayken Osman Sınav'ın asistanıydım. Yani dizilerdeydim, biliyordum sektörü falan ama hani çekeriz biter dedik. Bir yerde dedik onu. Sonra kendimizi sette bulunca anladık ki ışıkçı gidiyor onu kovalıyoruz. Abi vallahi haftaya vereceğiz paranı falan. O şekilde bitmiş bir filmdi. Elbette kimseye borcumuz harcımız kalmadı ama bir akademiydi. İnsanları da bizim nasıl bir akademiden geçtiğimizi görmesine vesile olduk. 45 bin kişi izledi gişede. Bu bizim için inanılmaz bir sayıydı. Şey, peki sonra bir platforma falan satıldı mı o? Tabii. Kanallara da satıldı. Yapımcı ben değilim ya. O maalesef her yere. Kamil Koç otobüslerinde vardı ya. Yani çok skandaldı gerçekten. Ama güzel bir akademiydi hepimiz için. Yeni filmini meraklı bekliyorum. Ben de bekliyorum aslında. Kendi yazıp çektiğim bir şeyi çok istiyorum. Çektiğim demeyeyim de kendi yazdığım bir şeyi sergilemeyi isterim insanlara. Çünkü bu YouTuber'lıktan sonra dünyanın en kötü filmlerinde oynadım ben. Yani o kadar kötü olamaz. Bak ya öyle bir şey yok. Kamerayı buradan fırlatayım sana. Düşsün oraya. Çıkan görüntüyü izlersin. Bu filmleri izleme. Allah'ıma yalvarıyorum her gün. Ne olur Netflix'e, Exxen'e şuraya buraya düşmesin. Hepsine de düştü. Ya çok skandal. Ama işte vefaydı bu. Mesela o ne diyor? Dedi ki bir film yapacağız sana. Niye? YouTuber'sın. Peki. Yani videon 10 milyon izleniyor. Millet sinemaya 10 milyon gider mi? Öyle bir mantık, öyle bir kafa var mı abi? Gitmediler tabii. İyi ki. Ama hani tamam şımardı demesinler. Dur tamam ben de onlara yardımcı olayım falan kafasıyla maalesef ben, oynadığım çok... Ben o dönemi hatırlıyorum özellikle son verdiğin örneği. Evet. Çok naif davranıyordun yani. Bence evet normalde höyt demem lazımdı yani. Ama... Benim ne alaka ya falan diyeceğin bir şeyken... Diyemedim. Aynen. O mu bu mu? Sana özel soru çalıştık. Niçin? Hiç bilmiyorum. Uzaylıların varlığı kanıtlanmış ve sana onlara medeniyeti götürme görevi verilmiş. Ben mi uzaylılara medeniyet götüreceğim? Yanına kimi alırsın? Daha komşumuza götüremiyoruz. Çok iyi. Kimi alırım yanıma? Medeniyeti götürmek için. Aynen yani medeniyet artık senin için kimle ne ifade ediyorsa diyeyim. Ha öyleli medeniyet. Bunu sadece biz anlıyoruzdur inşallah ikimiz. Nüfus patlaması diyorsun. Tamam anladım. Peki Fatih Altaylı'yla mı gidersin, Yalın'la mı gidersin? Yalın'a neden bu kadar gülündü? Evet. Fatih Altaylı büyük ihtimalle oradaki uzaylılardan birini kesip sana Fransa'da öğrendiğim tarifi yapacağım deyip bize orada yedirebilir. Yalın, Fatih Altaylı da çok sevdiğim bir beyefendi. Yalın da öyle. Yalın daha çok hoşuma gitti şu anda. Ha. Evet yani müzik var, sohbet var. Bir de şey beyefendi bir insan. Tabii evet. Ki Fatih Bey de beyefendi bir insan ama evet. O bir anda alfalığı ele alıp hani... Tabii Fatih abi olsan, kendi başına olsan otur tabii. Sen ben kuruyorum falan yapabilir. Tabii medeni. Şu kratere git falan da diyebilir bir şey yapabilir. O yüzden... Su getir oğlum su getir. Çok çok tatlı bir evet. İş. Çok seviyorum. Yalın'la devam ediyoruz evet. O zaman. Peki Yalın'la mı gidiyorsun yoksa Okan Bayülgen mi? Seni programı izledim. Gerçekten. İzledim. Keşke canlı da burada olsaydı. Öyle mi? Okan abi tabii ki çok sevdiğim bir abim. Bir de herkes tanıdık olunca şimdi cevap vermesi sıkıntılı bir olaymış. Yalın çok iyi tabii. Yani Okan abi de çok iyi ama ben Yalın'la devam etmeyi tercih ediyorum. Güzel bağladın. Peki Yalın'la mı gidersin, Amber Heard'le mi?
Bu kız başıma bela olur sonradan beri. Yapmadığım bir şey yaptın der. Yo yaptın. Psikolojik olarak da çok kötü olabilir. Ben yalınla devam etmek istiyorum. Yalınla devam ediyoruz. Hiç beklemediğim şekilde ilerliyor. Yalınla mı yoksa Ryan Gosling'le mi gidersin? Üf. Burada yalnız roller değişir. Tabii ki Ryan ya. Neden abi? Yani bilmiyorum ki. Mesela ben hizmet edesim var adamı görünce öyle bir çok karizmatik, çok yakışıklı ve bence müthiş bir oyuncu bu arada. Yani... Evet ben de çok başarılı buluyorum. Gitsin medeniyeti okursun biz de arkasından aynen. Gelelim. Biz hiç ara bulaşmayalım. Aynen. Ryan Gosling mi yoksa Hande Sarıoğlu mu? Annem ya kurban olurum ona. Tabii ki Ryan bu arada. Ryan evet. Ryan mı Elizabeth Lail mı? Bu hanımefendi de enteresan korku filmlerinde falan oynadığı için onu gördüğümde ürkebilirim. Ben Ryan beyefendiyle devam edeyim. Öyle bakma bana ben daha seçenek vardır diye. Aynen var. Ha, tamam. Peki Ryan'la devam ediyoruz. Ryan Gosling mi Derya Uluğ mu? Derya ile giderim. Derya benim çok kral arkadaşımdır. Hiç sıkılmam. Sohbeti aynen. Müthiştir. Mesela bir sıkıntın olduğu zaman sen onun sıkıntı olduğunu zannederek onu anlattığında o cevap vererek bunun bir sıkıntı olmadığını sana telkin ediyor. En sevdiğim arkadaş modeli. Yani abartma, sakin ol diyor. Hiç sıkılmayız. Canım evet. Derya'm. Buradan da çok selamlar. Ben de çok selam söyleyeyim. O da bu akşam albümünün çıkış tarihini açıklayacaktı. Bugün ufak bir teaser paylaşmış. Paylaşmış. Havuzdan mı? Çıkıyor, nefes alıyor ve diyor ki geliyor. Ay, o biz kadar de heyecanlı. Ben de meraklı bekliyorum. Peki Derya Uluğ'la mı gidersin, Rain Man'le mi? Yusuf çok tatlı bir çocuk. Kurban olurum. Yani hakikaten Derya ile giderim. O kötü olduğu için değil. Aynen. Yani onunla da çok samimiyim ama Derya'nın sohbeti bildik bir sohbet. Aynen. Yani hani kumar değil. Aynen. Tabii ki Yusuf'unki de öyle ama. Aynen. Derya Uluğ'la mı gidersin, Arzu Monan'la mı? Arzu Monan'ı hiç tanımıyorum. Tanısan çok seversin. Öyle mi? Evet. Kendisine çok saygılar, sevgiler. Yanlış anlamasın beni. Anladım. Arkadaş torpili geçiyorum aynen. Ve o yüzden Derya ile devam hiç etmek istiyorum. Hiç yanlış anlamasın. Derya Uluğ mu, Phoebe Waller-Bridge mi? Tabii ki Derya Uluğ. Neden? Yine arkadaş kayırması. Arkadaş kayırması. Tamamen. Derya Uluğ mu, Mustafa Topaloğlu mu? Mustafa Topaloğlu'yla tanıştım ben. Evet. Ama bu programları yaparken tanışmadım. Ha. Bir ara ben işte o sinema filmini çektikten sonra klip yönetmenliği falan da yapıyordum. Yani klip yönetmenliği olarak başlandıramam ama bazı sanatçı arkadaşlarım ya da müzisyen arkadaşlarım bizim klibimizi sen çeksene olsan durumundalardı. Hı hı. O yüzden klip yönetmeni olarak da başlıklandırıldım bir dönem. O dönem Mustafa Bey de duymuş. Çocuğun biri var aşırı ucuza çekiyor diye bir var. Kendisiyle o zaman irtibat kurmuştum ve sağ olsun benim evime gelmişti. İşte çünkü montaj seti evde, nasıl bir klip yapacağımızı evde konuşuyoruz falan. Beni çok ürkütmüştü. Aa. Çünkü yani televizyonda ne izliyorsanız gerçekte de öyle birisi. Ya bak burada böyle montaj yapıyorum tamam böyle bilgisayarın başındasın. Ha. Adam beyefendi burada oturuyor. Evet. İşte abi ben şöyle bir senaryo düşünüyorum bu şarkı için dedin sen bana. Abi ve... ben şöyle bir senaryo düşünüyorum bak, bu şarkı için. Bak burada adam gözünün kenarında yani gözünden kaçırman mümkün mü bu adamı? Evet. Abi bir tekrar baktığında yok. Ve şuradan şöyle bir şey geliyor bak. Sibelcan gibi birini istiyorum. Sibelcan gibi birini istiyorum. Buradan bak. Sibelcan gibi birini tövbe istiyorum. Tövbe estağfurullah. O gelinlik giyecek. Bizi koşarken hayal et falan. Aa. İnanılmaz. Sonra bir daha yok. Mutfaktan sesler geliyor. Anlıyorsun artık yani. Aa. Hani uzaylı demelerinin sebebini anladım adama. O yüzden yeri yurdu da bilir. Mustafa abiyle gideyim ben. Mustafa Topaloğlu'yla. Tamam başka peki. Başka bir yere gidiyorsun o biliyordur galaksileri falan. Mustafa Topaloğlu'yla mı gidersin yoksa Eda Ece'yle mi? Ya Eda'ya dünyada ihtiyacımız var. O sebeple ben Mustafa abiyle devam edeyim. Eda'nın sorumluluğunu bölmeyeyim. Çok güzel konuştun. Mustafa Topaloğlu'yla mı yoksa İrem Derici'yle mi gidersin? Kesin İrem'le giderim. İrem benim 2 sene boyunca karşı komşumdu. Aa. 2 sene boyunca. Oh. Hayatımda gerçekten bu kadar kamerada, ekranda gözüktüğü gibi normal hayatta da hatta daha fazlası olan bir insan tanımadım. Arkadaşlığımı çok seviyorum. Gerçekten oturup böyle samimi, özel konuşmaları da yapabildiğim bir arkadaşım o düzeyde. Derya da elbette öyle ama
Burada İrem'i tercih ederim. İrem'le gidiyorsun. Tabii. İrem'le mi gidersin yoksa Doğan Kabak'la mı? Doğan abim orada bizi bir araba yapar. Bir şeyler olur. Çok seviyorum kendisini. Ama onun da şimdi çocuğu olacak 3 ay sonra. Aa! Evet. Allah bağışlasın. İnşallah doğru tarih vermişimdir bu arada. İnşallah. Yakınlarda. Baba olacak kendisi. O yüzden evladının ona ihtiyacı var. Biz İrem'le devam edelim. İrem Derici. Tabii. Peki İrem Derici ile mi yoksa Dua Lipa ile mi gider? İrem beni anlar diye düşünüyorum. Ya şu an seni anlamayan bir Allah'ın kulu yok, öyle söyleyeyim. Dua Lipa ile gider. Başka bence... İşte sorayım bir iki tane, tamamsa tamam. Tamam. Dua Lipa ile mi gidersin Dua yoksa Lipa'yla. Sara Nur... Sara Snook'la mı gidersin? Yok. Biz iyiyiz şu an, yerleştik. Gidiyoruz. O zaman tamam, Dua Lipa ile gidiyor. Bir de kendimi de soruyordum burada. Dua Lipa'yı geçemeyeceğimden emin olduğum için kendimi sormadım Oğuzhan. Çok iyi yaptın. Aynen. Çünkü baktım Dua Lipa'da gözüm başka bakmaya başladı. Çok aynen. Bir gözümün önünde orada yani. Peki. Normal. İnternete düzenli olarak içerik üreten ilk isimlerdensin. Buna vesile olan ne? Neden bunu yapmaya karar verdin? Ne oldu? Aslında internete içerik üreten ilk isimler sayesinde ben üretmeye başladım. Hı. Yani ilk isimlerden değilim. Ben format üreten ilk isimlerdenim. Çünkü biz müzik yapıyoruz. Sinema filmi, tiyatroydu, fotoğraftı falandı filandı. Hep böyle koşturmacamız vardı. Ama medyada yer bulmak için bir tanıdığın olması gerekiyor. Ya da bazı şeyleri kabul etmen gerekiyor. Yani çok iyi bir fikrin olduğunu düşünüyorsun. Elbette herkes kendi fikrine tapar ama... O yapımcılar ya da işte kanal sahipleri şey diyebiliyorlar. Bu hayır, bu böyle, biz çok iyi biliriz. Ben 90'larda şunu meşhur etmiş adamım yahu falan konuşmalarına sen de şahit olmuşsundur. Bu adamları o kadar boğazlayasım geldi ki ve YouTube'daki çocukların ne kadar izlendiğini de görünce bunun neden bir yeni medya, neden yeni medya bu olmasın dedim ve başlayalım hadi programa dedim. Biz başladığımız esnada yani bizim montajımız yetişmemişti ama sen zaten vardın, hı hı. Başlamışsın ve İçerik değil de ciddi anlamda bir format üreten biri var dedik. Ve bu da bizi gaza getirdi açıkçası. Ben bunu sen bizim programımıza konuk olduğunda her da sana seferinde söylemiştim. Çok yani biz niye masayla başladık mesela? Hep İbrahim Selim etkisi, efekt. Tabii. O sebeple yani format üretmek bizim için daha mantıklı oldu. Ben de ilklerden değilimdir ama format bunu bir yeni medya olarak görmek ve bir kanal başlığı altında tanımlamaksa mesele, evet oldu. Özgün format üreten ilk insanlardansın diyebiliriz bence de. Peki öngörülerin ne kadar gerçekleşti? Kanalı açtığın zaman şöyle olur falan diye düşünüyor muydun? Yani zaten ilk Babala'yla başlamadın yanılmıyorsam. Tabii bu da bir TV diye bir kanal kurduk. Sonra Babala zaten 6 ay sonrasında da Babala açıldı. Çünkü biz orada 7 patronduk. Evet. Yani patron dediğim de yani bakma işte 7 tane arkadaş bunu mu koyalım, bunu mu çekelim, bunu mu yapalım falan. Çok ses çıkınca ben ilerleyemedim. Hı hı. Demokrasi beni orada da... Şaka yapayım. Demokrasi beni orada mahvetti. Ben de dedim ki kendi krallığımı kurarım o zaman. Evet. Gittim Babala TV'yi açtım. Çünkü birazcık cesur içeriklerle çıkıyorduk insanların karşısına. Herkes de çekiniyordu açıkçası. Ya bunu dersek başımıza bu gelir, şu gelir falan filan diyorlardı. Biz de dedik ki sonunu gören, düşünen kahraman olamaz. O sebeple Babala TV'de tek başına format üretmeye başlayıp kendi ekibimi kurmak beni daha mutlu etti tabii. Evet. Ama bütün memleketin bunları konuşacağını biliyordum. Çünkü nokta atışı yapıyoruz. Zaten yani, bilerek yapıyoruz. Tabii ya, çünkü kumar formatlar vardı. Hı hı. Onlar bir taraftan işte kanalın gelirlerini ve çocukların maaşını sağlıyordu. Hı hı. Bir taraftan da %100 tutacağına emin olduğumuz net nokta atışları vardı. Biz onların üzerine daha çok harika yedik. Bunu bilebiliyor olmak bence çok büyük yetenek ya. Ha, zaten asıl yetenek o. Yani teşekkür ederim. Çünkü o herkesin görebildiği bir şey değil. Mesela o hızlı montaj jump cut mı diyoruz ona? O montajı kullanıyor olmanın nedeni de mesela bunun işe yarayacağını düşündüğün için mi yoksa kolaylık olsun diye mi? Öncelikle çok sıkılıyorum. Çok yavaş konuşuyor bazı konuklarımız. Aralardaki boşluk çok manasız. Evet diyor mesela o bölümünü çıkarttığın zaman derli toplu konuşan biriyle karşılaşıyor izleyici. Bir de son dönemde Vine'lar çıktı, Shorts'lar var şu anda. Her şey çok hızlı. Evet. Tüketim inanılmaz hızlı. Hı-hı. Bizim videolara diyorlar ki 3 saatlik video 5 dakika gibi geçti abi diyorlar. Sebebi şu, bir an soluk vermiyoruz. Yoran tabii videolar bunlar aslında. İnsanları yoran da videolar ama ilgini çekiyorsa onu izlemek zorundasın ve gözünü ayırmıyorsun. Çünkü yan tarafta sürekli sana babaannesini kovalayan eşek diye öneri çıkıyor. Yani ben mesela görünce bir aklım karışıyor. Nasıl kovalayabilir diye ona tıklayasım geliyor. Bu sebeple kat montaj, yani bende zaten öyle bir durum yok. Ben vır vır
konuşan bir adamım zaten ama konuk da vırvır konuşunca her şey derli toplu oluyor. Siyasilerde de yaptık bunu. Evet. Çok işe yaradı onlar da mesela. Aynen. Adamlar dediler ki biz yıllardır anlatamadığımız şeyi burada anlatmış olduk dediler. Onun sebebi aralarda dikkat dağıtacak hiçbir olmaması. İlk bunu yapmaya başladığında yorucu tanımlanıyordu bu zaten. Tabii tabii herkes için. Nasıl seyredeceğiz ya falan diye birçok artistik yapan duymuştum ben. Şimdi biz de haklılardı. Ben de çok yoruluyorum eski videolarımı izleyince. Şimdi tam ortasını bulduk. Birazcık aynen. Nefes aldırıyoruz. Yani. Aynen. Tabii. Evet. O ama zamanla zaten olacak aynen bir öyle, şeydi öğrene, ama öğrene. Ona da alıştı herkes de sonra. Evet. Sen şimdi daha iyisini yapmaya başlamış olabilirsin ama onu seyrede zaten merak ettiğin şeyi takip ediyorsun. Tabii. Peki programlarında seni çevresi kalabalık ve eğlenceli biri olarak görüyoruz. Günlük hayatında da böyle mi? Yani hiç bunalıp ben bir tek başıma kalayım arkadaşlar duvara bakacağım dediğin oluyor mu? Bunun bir sene sürdüğü oluyor. Ya. Tabii. Ya bir sene boyunca duvara bakabilirim öyle. Hadi ya hiç. Yani düşünüyorum abi ya. Kafamın içinde oldu. Aa. Ya tabii ki kalabalık ama insan insanı yoruyor. Yoruyor aslında. Ya bir de beklentiler var. Hepimizin sabah evden çıkarken yokmuş gibi davransak da beklentileri var. Arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, işimizden, hayattan, ülkeden hepimizin bir beklentisi var. Bunların olmadığını bazen fark ediyorsun, bazen de fark etmiyorsun. O gidişine, evet, fade in, fade out devam ediyor. Hmm. Ama olmadığını anladığın anda bunun mücadelesi mümkün değil deyip şalteri kapatabiliyorsun. O şalteri kapatmaktan sıkıldığında zaten tekrar hayata başlıyorsun. Hayatı özlediğin için değil aslında. O sebeple yapıyorum yani. Lazım da bence herkes yapmalı. Ben hiç... Ben hiç biraz çakır keyifken storylere gereğinden fazla alev emojisi atmadım. Attın mı? Atamadım. Neden? Çok storylerde gezen biri olmadığım için olabilir. Ben... bindirdim ya parmağa. Hay Allah tamam. Ben hiç misafirliğe gittiğimde elimi bornoza kurulamadım. Ne bulursam orada. Bunu yapmayan var mı ya? Değil mi? Herkes bir bornoza içine ama. Bakın onu sen öğrenin mı? Bakın. Ha tamam. Ha sen yaptın. Parmağı bornozun bak kol kısmının içine arkadaşlar. Asla fark edilmeyecek. Ben paçaları yani. Yapıyorum. Paça mı? Böyle alt taraflarına yapıyorum. Onu bilemem onu. Ben hiç bir mekanda param olmadığı halde yalandan hesabı ödeme kavgasına girmedim. Aynen. Ben hiç tanınırlığımı kullanarak sosyal hayatta avantaj sağlamadım. Aslında sağlamadım, öyle gelişti. Böyle. Kesinlikle. Sağladım canım. Bazen yer bulamadım, bazen bir şey oldu. Ama ben buyum demedim. Aha. Onlar yardımcı olmak istediğinde reddetmedim. Aynen. Ondan bahsediyorum. Aynen. Peki, ben hiç çirkin olan bebeklere ay ne güzelsin sen demedim. Oo ne güzel oğlan, ne kadar yakışıklı falan filan. Sonra kurdeleyi görünce öyle aaa güzel kızım falan. Peki, ben hiç kuzu kulağı yemedim. Bu ne ya? Yenen bir şey mi? Arada yemiş olabilir miyiz bilmeden? Yemişizdir ya yanlışlıkla falan. Ya. Tamam o zaman. Kulağı yedik. Beş kaldı. Ben hiç tanımadığım biriyle tanışıyormuş gibi yapmadım. Yaptın değil mi? Hem de nasıl? Ben hiç gelen konuğun yaptığı şakalara yalandan gülmedim. Ben hatta o kadar çok gülüyordum ki üstüne şaka yapıyorlardı artık. Tabii ayıp olmasın diye. Full gülme. Peki... Ben hiç konuşurken geğirmedim. Ben hiç çamaşır sepetinden çorap giymedim. Ben bitti, benim bitti. O değil mi? Ben bir tane fazla mı kapattım? Aynen. Tamam, evet. O zaman bu kalsın. O zaman sen kazanmışsın sayabiliriz. O zaman... Ne güzel program ya. Aynen, aynen. Çok iyi. Bana itiraf. Oh. Ben... Tarp geliyor. İtiraf! İtiraf! Abi. Ah senin. Kendine en çok kızdığın anı hatırlıyor musun? O kadar çok var ki. Ama yani cidden. Hani başkasına beni tanıyan başka birine sorsan... Ve hayır bu İbrahim değildir falan filan diyecekleri kadar kızdığın. Kendime en çok kızdığım şey
biri kırılmasın, incinmesin diye yaptığım şeylerin sonradan götüme girmesi. En çok buna kızıyorum. Çok iyi anlıyorum tabii. Yani gerçekten ya tamam abi yazık bunu yapmam lazım galiba. Sonra ortaya da çıkartamıyorsun çünkü artık o kararı vermiş, konuyu kapatmış oluyorsun. Aynen. Daha yani da sinirleniyorsun. Onun belgesi var zaten. Evet. Başka biri gelip diyor ki bu var. İşte. Sen de diyorsun ki o niye var ama ben sana açıklayamam ki şimdi. Değil mi? Yani. Değil mi? Ancak diyebilirim yalancı gibi görünürsün falan filan. Çok büyük anlıyorum şu anda yani. Evet. En çok yani ve daha geçen hafta yaşadım bunu. Bu sorunun sahibi de başına geleceklerden habersiz abi şu an. doğru düzgün cevap verdim artık tamam. Evet yani. Kesinlikle. Evet. Olsan şarkılar, filmler, eğlenceli içerikler derken geldik siyasi rotaya oturduk. Evet. Şimdi bunu devam ettireceksin zaten. Elbette tabii. Aynen yani bunun zaten birinin yapması gerekiyordu. O da sen oldun. Harika oldun. Müthiş de kontrol ediyorsun. Zaten çok büyük ihtiyaçtı. Peki bunu bu yani şimdi çok gergin bir ortam vardı ve onun içinde malzemeleri çok doğru yöneterek bir şey yarattın ve hepimiz çivilendik karşısına. Bundan sonrakinde de benzer bir yöntem mi izleyeceksin? Mesela dedin ya toplumsal önemli bir olayın konuğunu alacağım, oturtacağım tabii. Ve peki biraz daha sertleşmeyi düşünüyor musun konuğuna karşı? Yok yani çünkü zaten izleyici sorularıyla yeterince sert. Ben tamamen aracıyım orada. Yani mesela 5 saatlik bir programda 20 dakika en fazla ya da 10 dakika en fazla konuştuğum bölümler de var. Ben oraya konuşmaya değil de millet birbirine saygısızlık etmesin. Ya da işte bazen öyle bir gerginlik oluyor ki salonda 1000 kişi var ve nefret duyuyorlar bazen konuğuna. Ya da verdiği bir cevaba yani 2 artı 2 kaçtır diye soruyor adam. Diyor ki 7. Şimdi ben diyorum ki önemli değil. Ona 4'tür bu hayır falan diyemezsin. Sen sorunu sor, cevabını al. Değerlendirmek de onu izleyen milyonlara kalsın evet. diyorum. O sebeple orada o gerginliği zapt etmek zaten çok zor bir mesele. O gerginliğin üzerine de insanları gaza getirecek ya da sonrasında programdan sonra Twitter'da insanların gaza geleceği bir doneyle konunun üzerine gitmeyi istemiyorum. Zaten herkes her şeyi görüyor bence. Evet. Yani verdiği cevap bazen verilmeyen cevaplar da çok büyük cevap oluyor. Haklısın, müthiş bir moderasyondu ya. Yani yok yok cidden öyle. Teşekkür yani ederim. Çok fazla iltifat aldığını da biliyorum. Seyrettiniz mi mevzuları? Kendinize yaptınız mı bunu? Hacı. Gergin bir program. Ama yani seyretmeyen var mı diye sorayım ben. Var. Allah kim? Siz çok şanslısın. İki tane insan. Siz evet hiç merak etmediniz. Çok uzun mu? Evet. Siz başladığınız bir şeyi bitirmekle mi ünlüsünüz? Yok hayır. Daha başlamadan önce mesela Muharrem İnce'nin yayınıydı sanırım galiba. Böyle kapak fotoğrafını görüyorum. Mesela 7 saat yazıyor. 7 saat mi yazıyor? Yani mevzu aç şey için söylüyorum. Hani onun için baktığımda benim için çok uzun. Evet. Bu hep kadar buna da hani vakit ayıramam diye. Bir de siyasetle çok ilgilenmiyorum açıkçası. Bir şey değişmeyecekti açıkçası. Aynen. Ben öyle görünüz düşünüyorum. Görünüz harikaymış. Siz ne iş yapıyorsunuz? Master yapmaya Almanya'ya gittim yeni. Beatbox yapacağım acaba. Yok. Master yapmaya. Ha master pardon. Master. Yüksek lisans. Aynen. Evet. Ha yüksek lisans. Yüksek o lisans master. İçin evet. Evet. Harikulade. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Zemin Kat geliyor. Öyle bitersin sen de yani ölmeden yani toprağa girmeden silemezsin içinden bilmesen de sevmesen de olur arada böyle düşersin aklıma ve bir rüzgar üşütür de sen geçip gitmişsin derine olduğum gibi değilim güçlü kalamadım şişeler gibi devrildim de yeniden kalkamadım gelmeyeceksin anladım bir ömür böyle biter. Çok zor. Başka bir hayatta geleceksen gel.
gibi devrildim de yeniden kalkamadım. Gelmeyeceksin anladım, bir ömür böyle biter. Hemen ölebilirim, böyle çok zor. Başka bir hayatta geleceksen teşekkürler. Yurt dışı basının ilgisi falan var ya, hiç politikayı direkt kendin girmeyi düşündüğün bir an oldu mu? Her an. Ama istemiyorum tabii ki. Çok çirkin çünkü. Aynen. Ama şey diyorum yani ben olsam burada böyle yapardım dediğim o kadar çok konuk oldu ki. Finalde düşünüyorum. Aslında memleketi ne kadar düşündüğünle alakalı değil de kurduğun cümlenin nerelere gidebildiğiyle alakalı bir şeymiş siyaset. Çok iyi yaparım dedim. Şu son zamanda dedim bunu. Gerçekten özellikle seçimden sonra dedim ki keşke ben yapsaymışım. Bir gençlik hareketi başlatsaymışım. Anlatsaymışım. Bu böyledir, şu şöyledir. Ben bunu böyle gördüm, böyle duydum deseymişim dedim. Hiç beni gerçekten hani hoş, ya hiç hoşlanmıyorum siyasetten. O tavırlardan da hoşlanmıyorum. O mesaiden de hoşlanmıyorum ama sanırım artık bu ben hoşlanıyor muyum, hoşlanmıyor muyum diyeceğim yeri geçti. Hı hı. Yani o yüzden belki ileride neden olmasın? Çünkü evet, şimdi eski Amerikan başkanı gelecek. Rusya'dan bir siyasetçiyi ağırlayacağız. Avrupa'dan siyasetçiler gelecek bu dönemde. Onları tamamen konuk edip hemen belediye seçimlerine geçmek istiyorum zaten. Hmm. Yani çok yoğun bir döneme gireceğiz. Evet, bir şey. O sebeple bu dönemde belki birazcık daha tecrübelenip, çünkü yurt dışından adam eski Amerikan başkanı şimdi oturacak karşıma, konuşacağız. Yani çok global bir şeyler dönecek orada, başlıklar dönecek büyük ihtimalle. Orada da sanırım tecrübemin üstüne bir başlık daha ekleyeceğim ve ileride neden olmasın. Çünkü peki, çok üzülüyorum bazı şeylere. Yani çok basit şeyler var hepimizin gördüğü. Hı hı. Ama hiçbirimiz görmüyormuşuz gibi davranıldığı için artık böyle diyorsun ki ben seviyorum, sevmiyorum, hoşlanıyorum, hoşlanmıyorum değil. Birilerinin bunu yapması lazım. Yani. Ya zaten hep şey konuşulmuyor mu? Yani bir şeyin iyi gitmediğinden hoşlanmıyorsan girip dönüştürmen lazım. Yani dışarıdan söyleyerek işte futbol yorumcusu oluyorsun. Başka bir şey değil. Yani ama işte bizim de kendi çevremizde hep konuştuğumuz şey o. Yani mesela siz rahatsız mısınız bu gidişattan? Siz siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Al işte hepimiz buyuz işte biz. Evet. Yani girmeyi düşünmüyoruz, rahatsızız. Yapmayı düşünmüyoruz, rahatsızız. Çalışmayı sevmiyoruz ama rahatsızız. Yani böyle olmaz. Birinin girmesi lazım. Evet. O yüzden umarım girer. Topluca bir şeyler yapmak lazım. Yani hep beraber bir araya gelip yalnızca bir kafadan çıkan iyi fikirler değil de o fikirlerin nüfuz ettiği diğer insanların da kendi fikirleriyle konuya dahil olması lazım. Çünkü 365 gün 6 saatin 360 günü gezip tozup eğlenip partileyip harika bir hayat yaşıyorum deyip seçim günü gelene, yani 365. günde son 5 gün kala seçime parti neferi olmanın da bir manası da yok. Çünkü sen her an içindesin o konunun. Tamam, sıkıntısını net olarak çekmemiş insanlar vardır. Onların da başına ileride gelecektir ama onların sıkıntıyı çeken insanlara yorumları delirtti beni bu seçimde. Yani hiç ortada yok. Tek bir konuşma yok. Tek bir fikir belirtme yok. Ama seçime son 5 gün kala herkes nefer oldu. Ama bunu da işte o hepimizin gördüğü sonucu yanlış olan ve insanları kandırmaya yönelik anketler yaptı. İyi ki de yapmış. Böyle hani sonar atıyorsun ya, böyle bip, karşında dağ mı var, taş mı var, hepsini böyle ekrana çıkıyor ya. O sonarı attılar en azından. Kimin ne olduğunu, ne düşündüğünü açık açık görmüş olduk. Kimin ne kadar üst düzey fikirlere sahip olduğunu ya da öyleymiş gibi davrandığını da görmüş olduk. Hı hı. O sebeple ben evet istemiyorum hala. Hı hı. Ama bir topluluk olursa, bunun adı parti kurmak, hı hı, milletvekili adayı olmak değil. Bir topluluk olup, bir gençlik hareketi başlatıp insanlara bakın biz de varız, bizim de bir oy gücümüz var dersek zannediyorum
bir yerden başlamış oluruz. Peki bu. Flörtün evinde tuvalete girmişsindir ve sifon bozulmuştur. 23 tabii. Gitmesi için uğraşıyor. Benimki de 3. Oğuzhan'ınki daha iyi diyenler alkışlayabilir mi? Bu çok iyi ya. İbrahim'inki daha iyi diyenler alkışlayabilir. Ben kazandım abi, inanılmaz. Buna kıyamazsın çünkü. Buna kıyılmaz da yani. Aynen. Zekamı geldi kullanmışım. Geldi mi şöyle bir şey başına? Yok, gelmedi. Ama böyle bir şey olmasın diye kendimi gerçekten çok zorladığım zamanları hatırlıyorum. Senin geldi mi? Yapma ya. Ben hayatıma böyle bir şey görmedim ya. Bir de ilk kez gittiğim bir yer. Tuvalet, yani normalde de her yerde böyle hani gidip de o tuvaletimi falan yapan bir adam değilim yani. Çok iyi tutarım. Evimde ben çok seviyorum tuvaletimi. Evet. Ama artık öyle bir uzun yoldan gelmişim, bir şey olmuş, yurt dışından gelmiştim hatırlıyorum böyle. Ve yurt dışında da kasılmışım saçma sapan ortamlara girdiğim aha için. Böyle artık öbek öbek olmuşum. Ve bunu bir yere bırakmam gerekiyor. Hanımefendinin evi müthiş böyle tuvalet, her şey tertemiz, pırıl pırıl falan filan. Tamam, oldu bitti maşallah. Sifon çekiyoruz değil mi? Bu kadar yani. Çektim sifonu. Yok oldu. Abi 2 saniye sonra böyle geri atıyorum geri geliyor böyle. Bir de böyle gitmedim ki falan. Artık kafayı yiyeceğim. Sonra etrafta kova aradım. Hani daha tazyikli bir şey yaparsam belki gider. Kova da buldum. Saçma sapan bir kovaydı ama kovaydı yani sonuçta. Dedim ki sifonu çektiğim anda bununla da destek verirsem sağlı sollu kendisini sıkıştırmış oluruz. Ya oturdum orada operasyon yapıyorum. Döktüm. Gitti gibi oldu. Ya hiçbir şey yok. 2 saniye sonra böyle diye geri geldi falan. Ve? Parçaladın. Evet. Abi. Özür dilerim. Çok kolay ya, böyle kıt. Ay. Bir tanesini unutmuşum elimde. Çok kötü ya böyle şeyler. Aynen, kötü ne kadar şey. Ay. Kapıyı çalan kişiye kim o dediğinde ben cevabını almışsındır. Bendeki büyük ihtimalle 19'dur. Bendeki ne? 6. Oğuzhan'ınki komik diyenler. Bana gıcık ayıp oldu lan. İbrahim'inki diyenler. Ayıp be. Sevgilin eski sevgilisiyle ilgili komik anılar anlatıyordur. Ben bunu yaptım ya. Nasıl eski sevgilisi? Hayır, ben komik anı anlatıyorum ya. Evet. Oradaki başrolün kim olduğu bazen çok da ilgilendirmiyor beni. Evet. Ve bu denyoluğu çok yaptım. Ama işte o bilgiyi verme bari. Karşımda aldığım yanıtı... Neyi aldın? 25. 4. Doktor, benimkiler avantajlı. Müthiş. Tuvalet kağıdının bittiğini tuvaletini yaptıktan sonra fark et. Senin de başına gelen ya. Evet. 17'dir artık. 7. Ama bitmemiş. Oğuzhan'ınki iyi diyenler. İbrahim'inki iyi diyen. Aa, hiç yok, evet. Peki. Misafir çocuğa oyun açtı şu an. Sıkılmasın diye. Görüldü yedikten sonra görüldü yemişim yazıp tekrar görüldü yemişsin. Ben konuyu anlamadım. Görüldü mesaj yemişim. Attım. Görüldü yazmış. Evet. Sen de demişsin ki aha görüldü yemişim. Yine görüldü yazmış. Yani 18. 18. 12. Kaç etti? Elektrik prizine bile. O kadar yani. Islak terliğe çorapla basmışsındır. 20. 5. Bu basma anı. Tam o. Çok iyi. Annen buzluktan tavuğu çıkar deyip komşuya gitmiştir. Ve çıkarmayı unuttuğun anahtar sesini duyunca aklına gelmiştir. 26. 9. 9'u mu bulamadınız? Var abi. Bu. Ama tam oturuyormuş. Evet. Görseydiniz çok gülerdiniz. Ama yok, öyle ekrana vermek olmaz. Olmaz. Zaten bozar. Ben kaybettim ben zaten. Ben kazandım de bunu. Artık. Yanaş biraz daha. Son 5 saat derdini anlattığın arkadaşın boş ver ya takma kafana demiştir. Vallahi arkadaşlarımı dinlemeyi severim, 27 diyeyim. 1. Tabii ki ben kazandım. Evet. O yüzden
Hanımlar, beyler, o yüzden itiraf. Aa, öyleli. Yine bir sürü kart geldi. Lütfen. Tamam efendim, şunu alayım. Buyurunuz. Bakalım hayırlısı. Bu sefer inşallah içeriden bilgi alınmıştır. Çok izlenmek için bilerek yaptığın bir şey oldu mu? Elbette. Muharrem Bey'in teaser'ı. Ama ters tepmiş. Harika cevap. Tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi o teaser. E tabii, çünkü biz öncesinde bir boykot haberi aldık. Yani, nasıl yani? Muharrem İnce'nin programını izlemeyeceğiz. Bütün herkes WhatsApp gruplarından, Ekşi Sözlük'ten, şuradan buradan örgütlendiler. Bayağı milyonlarca kişi. Şaka değil yani. Çok büyük bir boykot vardı. Çünkü kendisi beyefendi bir kere çıktı programa. Ve evet, tabii insanlar çok icabet ettiler o programa. Evet. Sonrasında hatta çok pozitif geçti kendisi için de. İkinci kez çıkmasını manasız buluyoruz ve izlemeyeceğiz. Zaten işte biliyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi yüzünden işte ona düşman olanlar vardı vesaire vardı, şu vardı, bu vardı. Biz boykot haberini aldık. Hatta öyle ki, öyle bir izlenme sayısı çıkacak ki ortaya, hani diğerlerinin yanında çok cacık kalacak dediler. Ben de dedim görüyorum ve arttırıyorum. O zaman kartları bu şekilde açalım dedim. Çok iyi fikir. Ve şu anda en yükseklerden. Tabii. İşte en yükseği kim? En yükseği şu an Barış Atay olması gerekiyor. Ha. 21 milyon. Yok. Ha pardon, Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal tabii Kılıçdaroğlu 30 milyon oldu. Ha. Doğru. O bir günde 30 milyon olduğu için onu, evet, şaka gibi geliyor abi, şu an. Abi o kadar belli. O dünya rekoru mesela yani şu anda. Ha. YouTube'da öyle bir sürede bir programın izlenme sayısı. Harika. Çok tebrik ederim. Peki insanlar üzerinde bir beklenti oluşturduğunu düşünüyor musun? Böyle bir sorumluluk hissediyor musun? Tabii, bunu çok uzun zamandır Mevzular programı bu haliyle değil de önceki haliyle devam ederken de hissediyordum. Çünkü bakmaktır ya mesele aslında. Kimse anlamadığı için yorum yapmıyor değil. Yalnızca bakmadığı için yorum yapmıyordur. Biz bazı yerleri göstermek istedik. Bazı yerlere bakılsın istedik. O sebeple bakılacak yeri seçmek ve milyonları oraya döndürmek bir sorumluluktur benim için. Elbette, tabii çok hissediyorum. Peki düzenli olarak takip ettiğin kanallar var mı YouTube'da? Evrim Ağacı var. Ha. Ne oluyor ya var. Çok seviyorum. Ya, onlar da çok tatlılar. Sizi izliyorum efendim sürekli zaten. Ay çok tatlısınız. Toksik maskülinite. Merhaba. Sizin isminiz neydi? Emir. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Ne okuyorsunuz? Reklam. Peki, o zaman partnerim bana herhangi bir konuda kızdığında "bebeğim sen özel gününde misin?" diye sorarım. Asla sormam. Zaten hep agresif olur benim partnerlerim. Nerede agresif oluyorlar Emir Bey? Her yerde. Neyse, değil mi? Konuk olmak da çok zor biliyor musun? Duramıyorsun değil mi? Efendi efendi koy. Doğum günündeki kuzen gibiyim şu an. Çok iyi. Gece geç vakitte dışarı çıkmasından partnerimin çok hoşlanmayabilirim. Rahatsız olmam, babası izin veriyorsa karışmam. Üniversitede o zamanlar babalar var. Tabii. Peki. Erkek çocukları dikiş dikme, efendim yemek yapma gibi oyunlar oynamasa daha iyi olur. Bu tarz cinsiyet şeylere katılmıyorum. Allah Allah. Evet. Size helal olsun Emir Teşekkür Bey o zaman. Teşekkür ederim. Kendi geçmişimden skor gibi bahsederim. Partnerimin böyle bir şeyden bahsetmesinden hoşlanmam. Benim her şeyim skor. Mesela her şey derken Emir Bey? Onu partnerim bilir. Partneriniz burada mı Emir Bey? Ne yazık ki hayır. Nerede? Anız... Oğul mu? Yok, bir yerlerde. Cehennemin dibinde. Oğul mu dedi? Oğul mu dedi? Yok, hakaret edecektim de saygısızlık olmasın diye söylemek yo, istedim. Yo yo edin. Ha, o hakaretten fazlasıymış. Çok pardon. Cinsiyetçilik üstüne. Cinsiyetçilikten yırtarken cinsiyetçi küfür etmeniz ayrıca zaten takdire şayan oldu. Son bir tane ifade. Tabii ki. Manikür, pedikür asla yaptırmam. Yaptıranları da kadınsı bulurum. Asla. Yani hani benim babam bayağı geri kafalı bir adam, o bile yaptırtıyor. Hani hem hacı hem Trabzonlu, oflu. Ama yaptırtıyor yani. Aynen, tuhaf bir bakış açısı ama. Tabii ki. Anladım ne demek istediğinizi. Emir Bey, peki kediniz var mı? Evet, var. Bunu Emir Bey'e verelim.
Oğuzhan sosyofobim var, herkes beni izlesin istemedim diyerek oyunculuğu reddettiğin bir dönem olmuş. Evet. Şimdi bayağı kameranın önünde olmayla... Evet. Aynı şey. Ama en azından oyunculuk değil. Ha. Yani bir şey parçalamaya çalışmıyorum ya da bir konuda yeteneğimin olup olmadığını insanların gözünün önüne sererek sınamamış oluyorum. Onay almıyorsun. Evet, bir bildiğim bir şey hakkında iş yapıyorum. Evet. O bilgi de beni rahat tutuyor, keyifli evet. tutuyor. O yüzden evet, sosyofobiyi yendiren şey de o oldu aslında. Yendin ama değil mi? Yendim tabii artık. Bir zahmet. Yani tabii. Ama trafiğe çıkarak öğrendim. Hani onun gibi oldu. Ha, çarpa çarpa. Aynen. Çarpa çarpa. Peki bazen kendimi devlet memuru gibi hissediyorum demişsin. Devam edebilir. Bu sıkıcı bir şey tarif etmeye çalışıyorsun diye düşünüyorum. Tabii yani. Peki devam etmek için seni motive eden şey ne? Karşılığını almak. İstatistik olarak pek almıyormuşuz gibi gözükebilir. Ama alıyoruz yani. Yok yani. Birçok insanın yönü değişiyor, fikri değişiyor. Bilmediği ya da bildiğini zannettiği bir şeyi... Ha, o istatistik. Farklı, tabii. Okay, farklı bir başlıkla değerlendirince görüyorum. Hı-hı. O beni çok motive ediyor. Doğal olarak sıkılsam da o gidişattan, o rutinden finali hoşuma gidiyor. Anladım. Çok haklısın. Benim bile hoşuma gidiyor senin gördüğün karşılık. Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleştiğinde büyük sürpriz olacak bir hayalin var mı? Baba olmak galiba. Ya. Evet, yani henüz gerçekleşmedi. Gerçekleşirse de ne tepki verebileceğimi bilmiyorum şu anda. Peki bunu hep mi böyle düşünüyordun? İstiyorsun baba olmayı diye. Tabii. Son. Hep böyle mi düşünüyordun yoksa bu son dönemde gelen? Son dönemde gelen bir şey. Yaştan işte büyük ihtimalle. Öyle mi diyorsun? Tabii. Peki kendi kendine mi? Yoksa biriyle tanışınca mı aklına geldi? Kendi kendine mi yapacağım desem ya. Değil mi? Mesela olabilir. Kendi kendine oluyormuş çünkü olsa. Oluyor muymuş? Yani taşıyıcı anne falan. Ha, yani, yok yani biriyle tanışınca aklına gelen bir şey mi? Yoksa abi bu yaşlar okey ya falan gibi bir şey mi? Ya kendi babanla tanışınca aklına gelen bir şey aslında. Hmm. Belli bir yaştan sonra babanla tanışmış oluyorsun ya. Yani adamı sadece bir otorite figürü olarak ya da çok sevdiğim aileden biri olarak değil de farklı başlıklarla da değerlendirmeye başlıyorsun. Diyorsun ki bak böyle birisi bana bunları verdi. Ben böyle. Benim içimde ne var? Ben ne bırakabilirim? Yalnızca yaptığın işleri dönüp arkana baktığında yaptığın işleri görüyorsun ama bir de tabii ki tam olarak hani fikirlerini anlatmak ya da dayatmaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Hayata başlayacak bir şeyin yönünü sen veriyorsun düşünsene. Yani ona karar almasını aslında sen, karar almasına sen teşvik ediyorsun. Bilmiyorum ben çok istiyorum. Çünkü kendim için nereye kadar yaşayabilirim ki? Bir şekilde anlatmam evet. gereken, kimseye anlatamayacağım belki ya da ne bileyim paylaşmak istediğim çok şey var evladımla. Umarım kısa sürede yaparsın diyeceğim var mı aday? Olabilir. Hayallerimizin peşinde koşuyoruz. Öyle düşünmek lazım. Fon dip. Şurada bir hanımefendi var. Büyük heyecanla şarkıyı bekliyor. Kaldırıyor. 3 6 kaç senelik siz? 3 senelik manikalar. Beraberiz. 1 aylık da evliyiz. Aa, evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Harikulade. Alkışlayalım bir onları. Ne güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Ben yurt dışı eğitim danışmanıyım. Aa ne güzel. İsminiz aynen. neydi? Ebru. Ebru. Beyefendi sizin isminiz neydi? Taygun. Buyurun. Tamam başlayayım mı? Lütfen. Buna çalıştım bayağı ben. Hadi bakalım. Evet, İnşallah becerebilirim. İnşallah. Başlayın artık lütfen. Maalesef. Mansur Ark. Söyleyin. İnadı bırak. Evet, doğru, bravo. İlk siz bildiniz, o yüzden Oğuzhan Bey içiyor. Kanka biz size mi geldik yanlışlıkla ya? Mansur Ark olduğunu ben de anladım da şarkı sürekli söylemeye gelen. Sürekli izleyince böyle oluyor. Ne? Aynen, sürekli izleyince böyle oluyor. Farklı bir şey söyleyeceğim ama gerçekten o başladı söylemeye. Yarı yarı. Öyle mi? Yarı yarıya olmaz. Aranızda anlaşın artık. Bir dakika. Ben şarkıma çalıştım kardeşim. Başka bir tane benden daha. Benden bu kadar. Başka bir tane hımlayacaksınız onu bileceğiz. Şiir mi okuyorsun? Evet. Bize neler neler öğrettiler. Anlatıldık, anlatıldık. Dünya böyle. Kim sen? Ben bunu içemem. Ha bu bana kaçtı yani. Ben mi kaybettim? Yani. Allah'ınızdan bulun. Cidden çalışıyormuş bu arada.
Çok mutluyum şu anda bunu ben yaşadım. Merhaba. Merhaba. İrem benim ismim. Ne yapıyorsunuz İrem Hanım? İş analistiyim ben. İş analistisiniz. Beyaz yaka. Aa ne güzel. Harika. Kolay gelsin. Buyurun. Hımlıyorum. Lütfen. Kim bu gözlerimdeki yabancı? Söyleyin. Kim bu gözlerimdeki yabancı? Evet. Yanar. Doğru. Böyle gidiyor. Siz de söyler misiniz? Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimden. Hani ben olacaktım yalancı, başının tacı. Bugünün yarınları. O kadar. Düet. Harika söylediniz. Allah'ınızdan bulun hanımefendi. Alkışlıyoruz hanımefendi. Lütfen söylemeye devam eder misiniz? Benim... Ha, öyle mi? Dedik o kadar. Zaten onu tamam. Söyle. Çok teşekkür afiyet ederim. Afiyet olsun. Estağfurullah. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Siz kimsiniz? Ceyda ben. Ceyda Hanım. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Psikolojik danışmanım. Nerede? Özel bir okulda. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Gel her gece sen, evet. Önlüme dolma, neydi öyle bir şey? Evet. Gel bize rana paylaşan. Gözleri aşka gülen. Ötürü, 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 ötürü. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Ulan da anca buraya geldi. Çok teşekkür ederim. Cayır cayır bilmeme sebep olduğunuz için Ceyda Hanım'ı alkışlıyoruz. Kanka al. Madem öyle diyorsun, gel böyle bakalım. Bravo, harika işte, inanılır gibi değil. Merhabalar. Merhabalar, ismim Ayağa Erkut. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. İsminiz? Erkut. Erkut Bey, ne iş yapıyorsunuz? Gemi kaptanıyım ben. Buyurun Erkut Bey. Evet. Yar yarama. Yaz gelince öter. Evet. Ben söylüyorum ama... Leylim, Leylim. Erkut Bey zaten bildi. Yani bildi. Yani o zaman Oğuzhan Bey söylesin, devam etsin. Şey yapalım. Ben bunun stat versiyonunu biliyorum, buraya pek uygun değil. Ama konuya vakıfım efendim. Ha şey. O mu? Ben bir onu biliyorum. Yor yor yor. Evet evet. Anladım doğru. Evet. Doğru. Erkut Bey ağzınıza sağlık öncelikle. Oh. Ben teşekkür ederim. Size ben de afiyet olsun. Için bana bunu girdi. Bunu. Bu çok sempatik duruyor. Aynen. Beyefendi sizinle dalga geçtim fakat gördünüz mü bana kaçtı. Buyurun Emir Bey. İbrahim abi, ben en yakın arkadaşımın en sevdiği şarkıyı size mumlayacağım. En yakın arkadaşınız yanınızdaki... Aynen Zehra. Kim efendim o arkadaşınız? En yakın arkadaşım. Zehra. Neden Emir Bey'in en yakın arkadaşısınız? Bu nasıl beni bir çok yok? İyi anlıyor. Ne efendim? Beni çok iyi anlıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Gerçekten mi? Evet. İşte çok zor bir arkadaşlık. Sizin ikiniz mesela sürekli kavga ediyor musunuz? Her zaman. Her zaman. Evet. Peki birbirinizin arkasından konuşuyor musunuz? Asla. Asla. Enes Arika'nın çok sevdiğim bir lafı vardır. Beraber herkesin arkasından konuşuruz ama birbirimizin arkasından asla. Aynen. Enes Arika'nın bir tane de şey lafı var. Katran kaynatmakla olur mu şeker? Onu hiç duyuyorum ya. Ben de en çok onu severim Emir Bey. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum, buyursunlar. Söylenmedi hiç, sana aşkın olayım geliyor Emir Bey'den. Evet, Icardi'yi çok seviyoruz. Aynen. Bir şarkıyı söyleyebiliyor musunuz? Beraber söyleyeceksek söylerim. Beni ilgilendirmez. Sana layık düşler tamam, benden teşekkür ederiz önce. Emir Bey. Çok sağ olun. Harikaydı. İç bunu abi. Bu ne acaba? Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Ya Oğuzhan, gerçekten program bitti bu arada. Müthiş bir iş. Benim her zaman 6 senedir bir talk show yapıyoruz. Ve yani çok fazla konuk ağırladık. Çok fazla işte izlendik ettik. Öyle ki hiçbir trend birden aşağı düşmedi. İki olan yok. Hı-hı. Yani mesela. Öyle de sağ olsun insanlar takdir ettiler ama böyle profesyonellik
Ve böyle bir vefa görmedim ben. Çünkü benim buraya konuk olarak geleceğimi bilmeyen insanlar var burada. Evet. Ondan önceki konuğu diğer bölümde bilmeyen insanlar geliyordu. Evet. İnsanlar senin ve senin programın için buraya geliyorlar. Ya bu nasıl bir cesaret? Biz hadi insanlar gelsin, hadi bizi izlesin diye böyle afişleri kocaman kocaman koyuyoruz konukları. Böyle sopayla dokunmayacağım adamlar davet ettim sırf izlensin diye. Harbi söylüyorum ama senin bu cesaretin, ama bu insanların yalnızca senin ve senin onlara alıştırdığın orkestrası, formatı, ekranı, her şeyin yeri aynı. Senin için gelmeleri muazzam. Özellikle sizleri bu kumarı oynadığınız için ve bunu bir kumar olarak görmediğiniz için, İbrahim Bey'i izlemeye geldiğiniz için tebrik ediyorum. Çünkü ben mesela gelsem buraya, senin programın da bir de üst düzey yani öyle falan. 15 milyon takipçiden az olan gelmiyor buraya, ben görmedim daha henüz. Yani doğal olarak insanlar otururken falan böyle olsan uğur. Hani Serenay geliyordu ya falan. Hani olabilir, olabilir, buna katlanarak, bunu göze alarak geliyorlar. O yüzden çok teşekkür ederim. Sohbetimize icabet ettiğiniz için de, beni böyle üf ya bu ne falan demediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben sana da çok sağ olun. Sana da beni buraya davet ettiğin için abi, bu nezaketi gösterdiğin için çok teşekkür ediyorum. Bunu da bir söz olarak burada insanların ve kayıtlar önünde almak istiyorum. Biz de Pinch'in yeni sezonuna başlıyoruz yakın zamanda. Ne olur gel. Ne zaman istersen. Çok ara, teşekkür ederim. Ara nerede? İki elim kanda olsa geleceğim. İşte bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaşasın. Ben de teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Umarım yine karşılaşırız yani. Tatlı insanlarız belli ki. Birbirimizi de sevdik gibi görünüyor. Ayaklarına sağlık. Gerçekten geldiğin için çok mutlu oldum. Yani onca işinin arasında ara verdiğin ve nefes aldığın bir anda buna vakit ayırdığın için gerçekten çok önemli bir şey yaptığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, tekrar görüşünceye kadar iyi geceler. Karşı koyulmaz lezzet.